sevgili izleyiciler. TGT Haber ekranlarında Kozmik Masa'da yeniden karşınızdayız. Esad rejiminin saldırısıyla şehadete eren 34 Mehmetçiğin intikamı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bütün unsurlarıyla hava unsurları ağırlıklı olmak üzere, silahlı İHA'lar başta olmak üzere İdlib bölgesine yaptığı saldırı, saldırılarla misliyle alındı. Ve bugün 5 Mart'ta, 5 Mart 2020 tarihinde Ek protokol imzalandı İdlib meselesiyle ilgili. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ve Rusya Başkanı Putin'le yapılan görüşme sonucunda. Gündemin sıcak gelişmesi İdlib mutabakatı, daha doğrusu ek protokolü. Bunu ayrıntılarla masaya yatıracağız ve bunun yanı sıra Rusya ile enerji ilişkimizin yoğun olduğu, aslında bir yerde enerji bağımlılığımızın da olduğu bir ülke olan Rusya ile ilişkilerden yola çıkarak Türkiye'nin Başta yenilenebilir enerji olmak üzere jeotermal ve diğer yenilenebilir enerji unsurlarıyla kendi enerji bağımsızlığını temin imkanlarını, milli yerli yenilenebilir enerji imkanlarını konuşacağız. İki değerli konuğum var. Konuklarımdan biri Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreteri Profesör Doktor Kerem Alkin. Kerem Hoca hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı Doktor Füsun Tut haklıdır. Siz de hoş geldiniz Füsun Hanım yayınımıza. Evet. Sıcak gelişmeyle başlamak istiyorum. İzleyicilerimiz İdlib ek protokolünün ayrıntılarını merak ediyorlar. Aslında direkt paylaşalım hocam. Size yorum için söz vermeden önce Kerem Hoca. Üç madde var. Önemli madde. Bu maddeler aslında Soçi Mutabakatı'nın devamı niteliğindeki maddeler. İlk madde şu. İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki temas hattı boyunca tüm askeri faaliyetler 6 Mart yani bir buçuk, bir saat 20 dakika sonra gireceğimiz tarih saat 00.00 .00, 00 .00 veya 00.01'den 00 sonra girecek. Yani 12 itibariyle ateşkes yürürlüğe girmiş olacak. M4 karayolunun kuzeyinde meşhur M4 karayolu 6 km, ezberledik neredeyse. Evet M4, M5 karayollarını 6 kilometre güneyinde ve 6 kilometre derinde bir güvenli koridor test edilecek. Dolayısıyla e, bu işlere sen çok vakıfsın. Bir bakıma bizim e, Esad rejiminin e, hani bir nevi e, haddini aşan e, hareketleri nedeniyle etrafı çevrilmiş olan evet. e, gözlem noktalarımızın da rahatlatılması anlamına da geliyor evet. herhalde. Evet, ayrıntılarına gireceğiz hocam. Devamında şunu söylüyor. Güvenli koridorun işleyişine dair ayrıntılı esas ve usuller Türkiye ve Rusya Savunma Bakanlıkları arasında 7 gün içinde kararlaştırılacaktır. Bu önemli sahadaki sahanın gerçekliğine uygun ayrıntılar bu 7 gün içinde yapılacak bakanlıklar arası yapılacak heyetler arası yapılacak görüşmelerin e, biçimlendireceği bir şey ve bir devriye kararı var devriye kararı genelde bütün mutabakatlardan çıkıyor. Türk-Rus ortak devriyeleri 15 Mart 2020'de M4 karayolunun Turumba'dan ki e, Serakib'in Serakibe hemen 2 kilometre batısına düşüyor. Eyn-Al-Havra kadar olan kesim boyunca başlatılacak. Şimdi Yorumlar muhtelif. En önemlisi şu hocam, Naçizane e, rejim sadece rejim değil. Rusya'dan başlayarak NATO'nun e, AB'de başta olmak üzere büyük güçleri, Türkiye'nin kendi yerli milli silah imkanlarıyla e, askerimizin bölgede bulunan ve tamamen anlaşmalar gereği bölgede bulunan askerimizi şehit eden. Bir rejimin saldırılısına asla e, tahammül göstermeyeceğini, misliyle bunun cevabının verileceğini, yok edilen hedefler, kaç rejim askerinin öldürüldüğü belli, sayısı sürekli yükseldi son e, günlerde. Biz masayı ve sahayı aynı anda götüren bir devletiz bu İdlib konusunda. E, yani masaya oturmasak iyi olurdu diyenler var ama masaya oturmadan olmuyor. Bu mutabakatın genel çerçevesini nasıl bulursunuz? Ateşkesi önemli görüyor musunuz? Ve... En azından yani şu boyutu önemli Rusya'nın Türkiye'nin askeri kararlılığını hem de hiç NATO'ya güvenmeden göstermiş olması manasında sonradan masaya oturup bu sonucu almış olmak bizi tatmin etmiş midir sizce? Şimdi birincisi bir kere e, Batı kanadına şu mesajı verdik. 40 yılı aşan bir süreden beri e, PKK ve onun uzantısı olan birçok terör örgütüyle YPG'si, PYD'si e, büyük bir mücadele veriyoruz. Bu mücadelede askeri ve sivil kanatta çok sayıda insanımızı şehit verdik. Evet. Bu çerçevede NATO çok acıdır ki bir kez bile terörle mücadelede Türkiye'ye çok kapsamlı özellikle hava savunma sistemleri noktasında defalarca talep etmemize, etmemize rağmen çok kapsamlı hiçbir destek vermedi. Tam evet. tersine son dönemde net acı, acayiptir ki PKK'ya karşı, onun çeşitli farklı coğrafyalardaki uzantılarına karşı yürüttüğümüz askeri güvenlik operasyonlarındaki başarımız arttıkça ve karşımızda tel tel dökülmeye başlayınca terör örgütü NATO üyesi olan ülkelerden garip bir şekilde bize askeri bir takım gizli ya da açık ambargolar geldiğine dahi. Evet bize mühimmat bile verilemediğine şahit olduk. Bu söz konusu e, ambargolar e, ve benzeri e, bir takım e, müdahaleler Türk silahlı kuvvetlerinin ve Türkiye'nin askeri e, vuruş becerisinin e, bir miktar zayıfladığına dair bir takım iddiaları da gündeme getirdi. Böyle iddiaların beklentisi tak, bu. Ya, böyle evet. böyle iddiaları da gündeme getirdiler. Fakat e, Türkiye e, tüm unsurlarıyla tüm e, e, sahadaki tüm unsurlarıyla bu iddiaların hiçbirisinin geçerli olmadığı e, elinde ne kadar e, sınırlı mühimmat da olsa öyle olup olmadığını da bilmiyoruz. Çünkü bu arada da evet. Milli savunma endüstrimizde öyle büyük bir atak, öyle büyük bir sıçrama var ki onun ekonomik boyutunu da birazdan ayrıyetten konuşacağız. E, çok ciddi manada evet. e, aynı zamanda mühim yerli mühimmat da üretiyoruz. Yerden yere füzeler, karadan havaya füzeler vesaire vesaire. Bu boyutuyla bakıldığında biz bir kere bu zamana kadar zaten bize doğru dürüst hiçbir desteğini görmediğimiz NATO'ya da bundan sonra onun desteğini de almadan bu kadar kapsamlı bir operasyon yapabileceğimizi gösterdik. Bu, bu anlamda önemli bir mesaj niteliği taşıyor. Türkiye ile dalaşmanın, Türkiye ile uğraşmaya kalkmanın bedelinin ne olacağı konusunda Özellikle de muhtemelen uluslararası askeri literatüre girebilecek bir ilginç hava savunma modeliyle neredeyse o ülkenin toprağına bile girmeden evet. uzaktan müthiş atışlarla çok önemli sonuçlar elde etti. Evet, yani hem F-16'lar hem de SİHA'ların 27 Şubat-5 Mart arasında şu görüldü ki, 27 Şubat'tan hemen sonra 28 Şubat'ta Türkiye'nin karşı hamlesiyle, saldırılarıyla başlayan operasyonlarıyla başlayan süreçte e, dünya savaş tarihinde görülmemiş bir siha filosu, silahlı insansız hava aracı filosunun rejim hedeflerini yok ettiğine şahit olduk. Bunların hepsi de yerli milli imkanlarla yapıldı. Savunma sanayi konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öteden beri bir e, politik kararlılığı var. Yani bu bizim kendi imkanlarımızda üreteceğimiz, sadece İHA'lar konusunda değil bu silahlı İHA'lar veya Gemi, biliyorsunuz uçak, füze sistemleriyle ilgili bir başından beri bu konuya bütçe ayrılması, bu konudaki bütün ARGE faaliyetlerinin önünün açılması ve son 5 yılda takribi geldiğimiz noktada hem bir ekonomik kazanım yani tırnak içinde yükte hafif pahada ağır e ekonomi açısından bunlar ihraç ürünü haline de geldi ve böyle bir operasyonda kullanılmış olması aslında bir yerde tabi bunu ee, ekonomik boyutuyla değil biz e, buradaki e, Mehmetçiğin kanının yerde kalmaması için yapılan bir operasyonda ama işin bir de ekonomik boyutu var. Savunma sanayinde Türk ekonomisine savunma sanayinin katkısı son dönemde nasıl bir e, etkinlik kazandı? Şimdi Ankara'dan Eskişehir'den Sakarya'ya belirli bir coğrafyada bir kere biz önemli bir hinterland'da e, Türk savunma endüstrisinin bugün ve geleceği açısından çok önemli bir e, kümelenme e, yapısı oluşturma gayreti içerisinde olduk. 10 yıl önce e, özellikle Ankara merkezli olarak Ankara'nın etrafındaki bir coğrafik alanda belki bir boyutu Konya'ya, bir boyutu Eskişehir'e, e, Sakarya'ya, farklı illere, Kırıkkale'ye, Kırıkkale çok çok önemli. Evet. E, bu e, illerimize uzanan bir savunma kümelenme sistemini oluştururken. Türkiye'nin bu kadar kısa süre içerisinde üretim alanı diyelim Tabi değil mi? Tabii İHA'lar, SİHA'lar, farklı mühimmatlar ve bunun yanı sıra piyadenin büyük hareket imkanı kazanacağı çok farklı kara, e, araçları. E, kara araçları insansız kara araçları bunun yanı sıra hava savunma sisteminde kritik noktada ciddi manada karşı düşmanın hava savunma sistemini ve haberleşme sistemini bertaraf edecek olan karıştırma sistemleri evet. çok hızlı mesafe aldık. Dolayısıyla 10-15 yıl önce ki bu arada... Fransızlar kabul etti yani İHA sistemlerinde yani mesela, bizim geçtiğimizi Türkiye Bu konuda da... sivil toplum kuruluşları da çok önemli işler yaptılar. Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu Derneği vardır. Ben o derneğin içerisinde özellikle 81 ilimizin küresel rekabetteki konumu ile ilgili özel bir iller arası rekabetçilik endeksi çalışmasında da uzun zamandan beri evet. çalışıyorum. Mesela ilk defa 10-15 sene önce Urak'ta özel bir raporla Ankara merkezli olarak Türkiye'de böyle bir savunma endüstrisi kümelenme başarısı için çok önemli bir raporu OSTİM'den başlayarak ASELSAN'ımız orada, HAVELSAN'ımız orada, Sanımız orada, Tayyip orada Ankara'dan merkezli olarak Kırıkkale, Eskişehir dolayısıyla bir önemli İç Anadolu Marmara Interlantında böyle bir alanın oluşturulması ile ilgili olarak çok önemli raporlar ortaya kondu. Bu raporlar dikkate alınarak 10 yıl gibi bir zaman dilimi içerisinde bunu şimdi milli gemi projesi, milli tank projesi, milli savaş uçağı projesi ile çok daha ileri noktalara götürmeye çalışıyoruz. Bu boyutuyla bakıldığında sadece 5 yıl içerisinde Türkiye'nin özellikle milli savunma teknolojilerine dayalı olarak gerçekleştirdiği ihracat sayesinde yüksek teknolojili ihracatımızın toplam ihracatımızdaki payı 2,6'dan 3,6'ya çıktı. Bir puan, ciddi, ciddi evet bir oran, bu bir evet. başlangıç. This is the beginning. Yani evet. daha bu bir başlangıç. Daha yeni başlıyoruz. Ama bu boyutuyla bakıldığında bu ortaya... Bütün ihracat yani şöyle içinde. Çok doğrudur. Bu yapmış olduğumuz operasyon... İki insani boyut taşıyor Bahar Kalkanı. Bir, bizim canımızdan kanımızdan bir parçamız olan Mehmetçiğimizin kanının yerde kalmaması adına Türkiye'nin kendi ordusunun gücünü gösterdiği bir operasyon. Bu açıdan Bir çok insani önemli. boyutu bu. Evet. Ama diğer insani boyutu bu operasyon sayesinde 4 milyona yakın İdlib'de çok zor koşullar içerisinde çok dar bir alana sıkışmış ne yapacağını Belki de yer kilometre kareye yani en fazla insanın Aynen. düştüğü yer. Aynen öyle. Ne yapacağını artık bilemeyecek noktaya gelmiş olan bu insanlar için de bir nefes alma alanı da bu akşamki mutabakatla oluşturmuş durumdayız. Dolayısıyla bahar kalkanı ile yaptığımız operasyonun iki insani boyutu olduğunu da düş göz ardı etmemek lazım. Üçüncü boyutu, dünya fark etmiyor mu? Sonuçta bu yapılan operasyonun elde edilen vurucu sonuçları çerçevesinde Türkiye'nin milli savunma imkanlarının e, ülkelere bu milli savunma imkanlarımızdan yararlanmaları halinde nasıl bir kabiliyet kazandıracağını da anlamış durumdalar. Bu bu yönüyle bakıldığında Potansiyel, Pakistan, Endonezya, evet, Malezya, Körfez ülkeleri, ülkeler. Katar şu bu bundan sonra milli savunma endüstrimizin ürettiği yüksek nitelikteki bu ürünlere yönelik olarak çok önemli bir ihracat bağlantısının hızla devam edeceği noktasında ne de da olacak. önemli ipuçları veriyor. Peki hocam, şimdi Rusya ile bugün yapılan mutabakatın, e, bizim Rusya ile ekonomik ilişkilerimiz, Sayın Cumhurbaşkanı da bugün e, görüşmeden sonraki toplantıda sözünü ettiği, görüşme sırasında da aslında hem ticari ilişkiler, hem de savunma sanayi bağlamlı olarak da S-400'ler daha ağırlıklı olarak, aslında onları da yaptıktan sonra Ruslara veya NATO'ya o manada ihtiyacımız olmayacak. Orada da ARGE çalışmaları devam ediyor hem de savunma sanayi bazlı ve daha makro düzlemde nükleer enerjiden başlayarak enerji ve daha önemlisi doğal gaz bağımlılığı diyelim. Bütün bu makro dengeler ekseninde mi Kremlin, Moskova, Putin yönetimi aslında Şam'ın dış mahallelerine çıkmakta zorlanan çünkü bir Rus gazetecinin Rus gazeteci derken muhalif bir gazeteci böyle bir mukayese söz konusu olduğunda bu kadar önemli bir Türkiye'yi ekonomik bazlı ilişkiler göz önüne alınırsa esatla yani esattan vazgeçmeme noktasına mı gidecek yoksa bu mutabakat Rusya'nın bu ekonomik dengeler ve başka makro ilişkiler göz önüne alınırsa İdlib ve genel olarak Suriye'de anlaşmazlığa düştüğümüz noktalarda bizimle herhangi bir olası çatışma halinde tekrar yine masaya oturmayı zorunlu mu kılacak Şimdi hiç komünizmle yönetilmemiş bir ülke olmamız gerçeğinden hareketle komünizmle yönetilmiş olan ülkelerde yıllar itibariyle gözlemlediğimiz en önemli sonuçlardan bir tanesi, bu ülkelerin genel yapıları itibariyle aşırı şüpheci olmaları. Yani bugün farklı bir ekonomik modelle dünya ekonomisinde, Amerika Birleşik Devletlerinden sonra ikinci süper güç noktasına gelmiş olan Çin'e baktığında veya Rusya'ya baktığında bu ülkelerin belki 50-70 yıl Çin hala aynı sistemle devam ediyor, evet. komünist bir sistemle yönetilmek yönetilmelerinden dolayı paranoyak kelimesini kullanmak istemiyorum çünkü hani o beni biraz aşar ama genel manada şüpheci ülkeler konumunda olduklarına şahit oluyoruz yani. Buna kısmen e, 70'lerin sonlarında gerçekleştirdiği rejim değişikliği sonrasında bu şablona İran'ın da sürüklendiğini, yani. onun da e, bununla ilgili bir bunalım yaşadığını söyleyebilirim. Bunlar İran'da şüpheci bu rejimler ve kapalı rejimler Şimdi dolayısıyla. Dolayısıyla burada e, mesela Çin Devlet Başkanı Xi açısından olsun, Rusya Devlet Başkanı Putin açısından olsun veya bugün e, İran Devlet Başkanı Ruhani için olsun. Bu ülkelerde devlet başkanları etraflarındaki komşu ülkelerle ilişkileri farklı bir geleceğe taşımak adına bir ilişki seti oluşturmaya çalışsalar dahi özellikle bu ülkelerdeki sivil ve askeri bürokrasinin bence çok büyük engellemesiyle ve çok büyük direnciyle karşı karşıya kalıyorlar. Ben Vladimir Putin'in çok güçlü bir devlet başkanı bile olmakla olsa birlikte zaman zaman çok enteresan sayıklar veya gerekçelerden dolayı İdlib ve o bölgedeki Rus ordusundaki çeşitli komutanların belki Putin'in bir takım emirlerine rağmen çok farklı bir takım tercihler ortaya koyduklarını ve tavırlar ortaya koyduklarını da gözlemlediğimizi ifade edebilirim. Ben şuradan görüyorum bir kötü polis iyi polis oyunu olabilir ama bazen Rusya Devlet Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un ifadelerinde bile bunu sesinlediğimi ifade edebilirim Türkiye zannettikleri tipte bir ülke değildir Biz genel yapımız itibariyle bu aslında belki bir eleştiri konusu da olabilir yani Türkiye'nin evet. uluslararası politikada elini bu kadar açık oynayan çok fazla numara çevirmeyen çok fazla böyle diplomasi net enteresan evet. dehlizlerinde çok fazla arkadan oyun çevirmeyen bir ülke olmamız bunların bazen misal bir İran gibi. bunların bazen eleştirildiğini de görüyoruz. Efendim Türkiye işte işte sahada kazanır, masada kaybeder. Yok bilmem ne olur falan filan. Bu bizim açımızdan yani uluslararası diplomasinin karanlık ve sert ortamı açısından bakıldığında Türkiye'nin bu konuda yeterince yeterince ne bileyim prodinamik olmadığı noktasındaki eleştiriler hep gündeme geliyor. Ama genel manada bakıldığında biz e, uluslararası politikayı böyle karanlık delislerde bin tane numara çevirerek yapan tarzda bir ülke, bir ülke değil. değiliz. Aslında sahada da öyleyiz. Yani Aynen oraya öyle. sahasında da aynı tavırla Aynen. bulunuyoruz. Şimdi bu yönüyle bakıldığı zaman e, komünizmle uzunca bir dönem yönetilmiş olan ülkelerin kendi içlerinde e, üretmiş oldukları bu aşırı şüpheci e, tavır nedeniyle bence sahadaki e, askeri komutanlarla, Rus askeri komutanlarıyla Türk askeri komutanları arasında Rus komutanların bu aşırı şüpheci ve paranoyak davranışları nedeniyle bir, bir ilişki süreci, bir de. koordinasyon problemi yaşandığı aşikar. Bunu bunu Vladimir Putin'in de çok güçlü bir devlet başkanı olmasına rağmen yaşadığını çö düşünüyorsun Çözemediği de aşikar. Peki... Bununla ilgili çok küçük bir <laughs> hikaye anlatayım. Bugün tesadüfen fikir sahibi oldum. İlk etapta da oturup eşimle birlikte seyredeceğim ilginç bir belgesel. Stalin'le ilgili İkinci Dünya Savaşı'nın içinde ve sonrasında e, on, o, o da seviyor böyle belgeselleri. E, hı hı. ilginç bir sahne e, Stalin e, İkinci Dünya Savaşı'nı kazanmış Kızıl Ordu ile birlikte Kızıl Ordu'nun komutanları ile birlikte bir hatıra fotoğrafı çekecekler. Bu da o zamanki komünizm e, Rusyasındaki bir e, propaganda'nın da bir parçası. Evet. Fakat ilginç bir sahne yaşanıyor. E, Kızıl Ordu'nun en yüksek komutanları, Genelkurmay Başkanı dahil olmak üzere orada hazır beklerlerken böyle üç basamaklı platform gibi e, e, bir şey kurulmuş. Fotoğraf çekme ortamı oluşturulmuş. Hı hı. E, Stalin o beyaz üniformasıyla geliyor. Tam aralarına geçtiği anda e, Rus Genelkurmay Başkanı'nın tetiklediği bir başka e, general diyor ki, ''Sayın Stalin, diyor, siz bir Rus değilseniz diyor. Bir Gürcüsünüz Gürcü diyor. Atıfla. Bir Gürcü olarak diyor. Çok iyi Rusça konuşuyorsunuz falan filan diyor. Şimdi ortam açısından baktığında çok küçültücü bir şey. Acayip bir şey. Ee, Stalin bozuluyor. Diyor ki benim ailem diyor Gürcü kökenli olabilir ama diyor ben diyor Rusum musum diyor vesaire. Fakat daha sonra orada bir numara çevirildiğini anlaması suretiyle ki onun daha sonra ...bir takım sonuçları olmuş. O generallerin bir kısmı... ...sürülmüş, bir, olmuş bir şeyler mesela. olmuş falan filan. Yani Rus bürokrasinin bir itibarı... Yani Stalin diyor ki... ...bensiz resmi çekin diyor, ayrılıyor. Sonra dünyanın en önemli olayı oluyor. Esas belgeselin hikayesi o. Sabaha karşı... ...gazeteye verilecek olan fotoğrafı... ...tekrar e, şey yapmak için... ...montajlamak için... E, ...Rus e, Komünist Partisi'nin... ...fotoğrafçısını uyandırıyorlar. Adama diyorlar ki ne yapacaksın, ne edeceksin... Bu fotoğrafın içerisine yeniden Stalin'i koyacaksın. Ve tamam, dünyanın tamam. ilk Photoshop çalışmalarından birisi yapılıyor gibi <laughs> in, enteresan bir hikaye var. Şimdi bu tür ülkelerden bahsediyoruz. Biz e, e, devletimizin kamu diplomasisi çalışmaları için e, Pekin'le Şangay'a da gittik. İnsanlarla bir şeyleri anlatmak için diyalog kurmaya çalışıyorsun. Bazı konulara girdiğin anda Çinliler böyle bakıyorum neredeyse şey geçirecekler. Kalp krizi geçirecekler. Böyle şeyleri Bizim tarzımız anlamında rahat konuşmak. Yani açık ve net konuşmak. Bunlarla ilgili şeyleri yok. Her şey böyle kapalı olacak, hep böyle arkasında bir şey olacak vesaire. Bu nedenle rejimlerinin doğasından yani kim, da gelen yani bir yani kim yani Moskova'daki bugünkü zirve dahil olmak üzere aslında Rusya ile Türkiye arasında her yerde bu Rusya'nın bu bir türlü üstünden atamadığı sayıkları... Bu alışkanlıklar ve bu psikolojik travması nedeniyle görüyoruz onu. Her an trafik kazası yaşanabilecek olan iki ülke ilişkilerinde bunu iki lider arasında birbirine güven duyarak oluşturulmuş olan bu liderler diplomasisi dışında bence çözebilmemiz ihtimal dahilinde bile değil. Ve ben eminim bu biraz bir, bir süreden beri anlattığım bu hikaye nedeniyle Rus sivil ve askeri bürokrasisinde içerideki FETÖ hainleri ve onların yardakçıları aracılığıyla Rus uçağının düşürülmesiyle ilgili düşürüldüğümüz tuzak dahil olmak üzere Putin bunların çoğunu okudu. Ee, Büyükelçi Karlof suikastini bile okuduğunu söyleyerek evet. Türkiye'nin bu konuda hiç suçlu olmadığını, bunun arkasında çok farklı bir şey olduğunu ki bunlar senin de hakim olduğun konular. Biz de bazen senden öğreniyoruz Kesinlikle. bunların perde arkasını. Ekipten öğreniyoruz doğrusunu söylemek gerekirse. Çok emek sarf ediliyor. Ama bu noktada Putin mesela Putin görüp Putin boynu boyunu bir, görüp çözmeye çalışıyor ama ben Rus sivil ve askeri bürokrasinin mesela o uçağın düşürülmesi konusunda bu anlattığım bu komünist dönemden gelen sahipler ne de aşırı şey. O yüzden de ben o yani ben İdlib'deki Rus generallerin gerçekten travmatik olarak bu süreci atlatmaları gerektiğini düşünüyorum. Türkiye konusu olduğu zaman o uçak meselesi şu bu akıllarına geliyor ve bence zaten yani hocam Esat rejimini bence resmen tekrar kışkırttıklarını düşünüyorum. O yüzden bu zirve sonrasında bence Moskova'nın sahadaki komutanlarına hakim olmak ve bunun kalıcı olması noktasında kesin bir sonuç alınması gerekiyor. Bu çok gerekiyor. önemli. Zaten 24 Kasım 2016'da bahsettiğiniz konuyu bir yani aslında destekleyen bir şey. Hemen e, bizim Rus uçağı düşürdüğümüzün birinci yılında 3 askerimizi şehit etmişlerdi İdlib'de. Bahsettiğiniz sahadaki bu anlaşmazlıklar, askeri koordinasyon, e, bu zaman zaman koalisyonda da yani işte Fırat'ın doğusunda yaşanan şeyler e, görüldü. Ama bu koordinasyon eksikliği e, bahanesi olan aslında bir yerde. Bu tür olaylar Türkiye'nin e, İdlib sahasında 2017'ye kökü dayanan, Eylül 2018'de Soçi ile yenilenen mutabakat ve şimdi... Aslında ABD yeni bir sıçrama çok noktası. Çok ab affedersin. ABD bu arada sütten çıkmış kaşık mı? Değil. Mutlaka değil. ABD de e, zaten böyle e, absolut hegemon yani mutlak hegemon, mutlak hegemon evet. e, ama en azından arada mesela Clinton'la işte güya Obama'nın ilk 4 yılında yapmaya çalıştılar. Demokratlarla biraz daha böyle benevolent yani böyle daha hayır -hah hegemon işte dünyadaki bazı imkanları başkalarıyla paylaşayım gibi hafif bir görüntü. Ama öbür tarafta da mesela Amerikalılarla da özellikle de bu CENTCOM'daki komutanlarla da tam tersine. Pentagon'la da giderek. Ondan sonra Pentagon başka mesela Eurocom'un o kadar olduğu kanaatinde değilim mesela Avrupa komutanlığının. Çünkü onlar ne de olsa demokratik ülkelerle irtibat içinde olan komutanlar. Ama özellikle bölgemizdeki aşiretlerle işte yok şehlerle şunlarla bunlarla emirlerle evet. yani antidemokratik rejimleri olan ülkelerle haşır neşir ola ola Türkiye gibi demokratik bir ülkeyle ilişkiyi nasıl yürütmeleri gerektiği konusunda hassasiyet içinde olmayan arrogans, öbür tarafta da diğer Amerikalı komutanlarla uğraşıyoruz. Evet. Yani bir terör örgütünü gözümüzün içine baka baka 4.000 5.000 konteyner e, silahla e, donatan üstelik de bunu da çok matat bir şeymiş gibi savunmaya kalkan yani hani hani Amerikalılar da sütten çıkmış kaşık, kaşık. mı değil. Dolayısıyla Türkiye Toparlarsak olarak hocam evet. Türkiye olarak bunları ciddi manada okumamızla bağlı olarak bu süreci yönetmeye çalışıyoruz. Konuşu milli savunmada biz 10-15 yıllık uyanmayla ne yaptıysak bugün aynısını milli enerjide yapmamız gereken bir sürecin içerisindeyiz. Oraya geleceğim evet. Bak bir tek şeye bağlayayım. Şimdi mesela jeotermali konuşacağız. İzleyicilerimiz şunu bilsinler. Bakan Berat Albayrak e, bütün Enerji bu, Bakanlığı bütün, döneminde evet. Enerji Bakanlığı ama özellikle Son Hazine ve Maliye Bakanlığı döneminde e, henüz daha Türkiye'de çok yankısı olmayan bir sera aşe hikayesini evet. izah etti. Yeni nesil seralarla Türkiye'nin tarımsal üretiminde sıçrama yapılması. Şimdi Türkiye şu ay bile geçtiğimiz ay bile açıklanan enflasyon rakamlarında bunca mücadelesine rağmen hala gıda enflasyonu ile ilgili sıkıntı yaşıyor. Bugün Türkiye yeni modern nesil e, seralarla Türkiye'nin gıda enflasyonunu bitirecek işi yapacaksa yine jeotermalle yapacak. Yani jeotermal tesisleri bir yandan ülkenin sonsuz enerjiyle aşağıdan kendi kendine gelen enerji... Tabi hocamın yanında ben biraz ilkel <laughs> anlatıyorum ekonomist olarak ama, ama sonsuz gelen enerjisiyle bir yandan enerji üretecek ve oradan gelen sıcak imkanla da evet. biz o modern yeni nesil seralarda belki de yıl içerisinde 4-5 mahsul alarak Türkiye'nin gıda enflasyonunun sebebi olan arz eksikliğini gide ortadan kaldırabileceğiz. Bu yani elin İtalya'nın affedersin Toskana'da bunu yapıyor. Ee, bize gelince başka bir hikaye. Dolayısıyla e, milli savunmada e, yaptığımız atılımı bunu yapamaz. Tabii, Türkiye bunu yapamaz. Türkiye bunu başaramaz falan filan denip de bugün işte bu insani operasyonla dünyayı neyi kanıtladıysak şimdi aynı aynısını enerjide yapabilirsin. Aynı numarayı milli enerjide Peki, yapıyorlar. Bu makro makro. Dolayısıyla hani o, evet. o yani buna şöyle bakmak lazım. Milli savunmada başardığımızı şimdi yenilenebilir milli enerji teknolojileriyle bunu jeotermali rüzgarı hidroliği evet. efendime söyleyeyim güneşi burada da başarmak zorundayız. Bunun için hiçbir sebep yok. Bunu başarmamak adına hiçbir sebep yok. Şimdi bizim Rusya ile ilişkilerimiz Füsun Hoca temelde hep enerji eksenli gitti. Rusya bir doğal gaz devi. Petrolü var. Hatta öyle benzetmeler yapılıyor ki yani farklı devlet geleneği olan Suudi Arabistan gibi, askeri teknolojisi olan Suudi Arabistan gibi. Bu tabi abartılı bir şey. Her zaman hocam Stalin'e atıf yaptı. İkinci Dünya Savaşı'nın hemen ertesinde Stalin'in Büyük diplomasi becerisiyle de yeni dünya rejiminin kurulmasında soğuk savaş döneminde büyük etkisi olmuş siyasal gücüde olan bir ülke. Ve fakat e, askeri teknolojisi çok ön plandayken enerji bağlamında kendi ekonomisini enerjiye endekslemiş bir ülke ve enerji ithalatı yapan kendi doğal imkanlarıyla. Türkiye son dönemde özellikle Doğu Akdeniz'de işte Libya meselesinde gördük. Oradaki fosil yakıt arayışlarında e, çok e, bir takım riskleri de alarak siyasal riskler istedi bir asker de göndererek enerji konusunda kararlı olduğunu gösteren bir ülke çünkü enerji ihtiyacı olan bir ülke üretim yapan bir ülke üretiminde enerji bağımlılığını mümkün mertebe ithalatını azaltmaya çalışan bir ülke ee, bölgedeki bütün politik meseleler bu enerji konusuna gelip düğümleniyor şimdi baktığımız zaman sizce hocanın söylediği şekilde ayrıntılarına birazdan gireceğiz ama çünkü önemli bir konu ee, milli savunma sanayinde yapılan atılımın Bilhassa yenilenebilir enerji. Çünkü diğer bizde fosil yakıt olmadı ortada. Doğu Akdeniz'de tamam bakıyoruz bizim e, deniz yetki alanlarımıza giren kısımda bulunursa onunla ilgili ayrı bir çalışma yapılacak. Ama Danimarka gibi %98'lik bir işte e, yenilenebilir enerjiye sistemin oturtmuş ülkeleri göz önüne alırsak rüzgar ki e, Kerem Hoca'nın andığı işte e, Sayın Berat Albayrak'ın Enerji Bakanlığı döneminde epey bir rüzgar türbini yapıldı. Fakat jeotermal özellikle Ege'de yoğunlaşan bir şekilde yatırımlar devam ediyor. Şunları da işliyoruz. Bunları ayrı yeten konuşacağız. Türkiye'nin bu konudaki yatırımlarını sekteye uğratmak için sürekli bir dış kaynaklı, özü dışarıya da dayanan bir anti propaganda faaliyetleri de yürüyor. Yenilenebilir enerji tam olarak nedir İzleyicilerimizin kafasında oturması açısından bizim buradaki potansiyelimiz ne seviyede bildiğimiz kadarıyla jeotermalde dördüncü sıradayız. Nasıl daha yukarılara tırmanırız? Nasıl kendi enerji üretim payımızı yenilenebilir enerji, rüzgar ve jeotermalden başlayarak kendi enerji ihtiyacımızın yüzde kaçını karşılayabilecek hale erişiriz sizce? Teşekkür ederim. Şimdi yenilenebilir enerji dediğimiz zaman ilk kelimenin anlamı olarak yenilenebilmesi gerekiyor. Yani güneş gibi, rüzgar gibi, jeotermal yani sıcak su kaynakları gibi hidroelektrik santrallerinin kullandığı su gibi evet. bizim yenilenebilir, aynı zamanda da sürdürülebilir bir kaynak kavramımız var. Kaynakla ilgili bunu düşünürken aynı zamanda da bizim bir çevre hedefimiz oluyor. Yenilenebilir enerji ister istemez. Fosil yakıtlardan kaynaklanan işte karbon emisyonlarının mümkün olduğunca minimize edilmesi yenilenebilir enerjinin işte yeşil çevre, temiz çevre ya işte da sağlıklı insanların nefes alması vesaire gibi konuların ee, ön plana çıkarıldığı bir e, enerji grubu diyelim. Şimdi evet. diğer enerji gruplarına bakarsak ne var? Elimizde fosil yakıtlar var ve nükleer enerji var. Her birinin dünyada evet belli bir e, ihtiyaç duyduğu kitle var. Ancak eğer potansiyeli varsa bir ülkenin hala hazırdaki teknolojilerle gayet rahat bir şekilde dışa bağımlılığını minimize edecek olanaklara sahip olduğu bir durumdayız. Aslına bakarsanız Türkiye'de 2005 yılında bu elektrik yenilenebilir enerji elektrik üretimi kanunundan sonra evet. ve jeotermal içinde 2007'deki jeotermal ve mineralde sular kanunundan sonra yatırımcı oldukça yenilenebilir enerjiye yatırım yapmaya başladı. Bunun nedeni devletin verdiği bir teşvik mekanizmasının da olması aynı zamanda. İlk başlarda insanlar ne yapacaklarını bilmiyordu yatırımcılar. hani. Şu anda bizim bir hocam var. yenilenebilir enerjideki hı. genel enerji... E... %18 civarında bir şeyimiz var, payımız var. %18? 90 hı hı. gigawattlık bir kurulu gücümüz var şu an. Nerelerden hı. nerelere geldik? Evet. Evet. Daha önce mesela önemli. bahsettiğiniz yasadan önce hangi seviyedeydi? yani Çok, çok, çok rakam, düşük, evet. çok düşük yani. Çok düşük, yüzde... yani bir iki falan diye. O seviyelerden evet, %18'e çıktı. O da hidroelektrik çıktı. santrallerinden kaynaklı ağırlıklı olarak. Çünkü rüzgar vesaire jeotermal yoktu. Bizim evet. şeyimiz göz bebeğimiz dediğimiz jeotermalde 1984'te yapılmış bir e, Denizli'de Deniz'de hmm. yapılmış bir jeotermal santralimiz vardı 15 megawattlık ki hala çalışıyor. E, sadece o vardı elimizde çok uzun süre boyunca. Şimdi, Makro hedef %18'den nerelere doğru? Şimdi Avrupa Birliği'nin hedefine birazcık bağlı olarak gidiyoruz. Çünkü Avrupa Birliği'nin %20'lik bir hedefi var genel olarak. Arpa Hepsi Danimarka gibi değil %90. Hayır değil tabii evet. ki. Ama e, bu Avrupa Birliği'ne bağlı ülkelerde kendi içlerinde ayrı hedefler belirlemişler. Yani her biri %20'lik e, bir hedefe sahip değil. Mesela İsveç kendine %48'lik evet. bir hedef belirlerken %55'e ulaşmış 2020 itibariyle. Yani her bir e, ülkenin kendine ait dinamiklerine bağlı olarak mesela İsveç'te çok yoğun bir şekilde biyokütle kullanılıyor. Evet ısıtma ve elektrik üretimi bildiğimiz atıklardan yapılıyor. Ona uygun. Ama Danimarka'ya bakarsak ellerinde rüzgar var. Almanya'ya bakarsak güneş, rüzgar, kömür, nükleer enerji. Çünkü Almanya'da bir enerji fazlası var. Teknolojisi gelişmiş. Evet. Farklı enerji kaynaklarını kullanıyor. Fransa... Ama biz... Türkiye tabii Fransa'da da var ama Fransa'nın hedefleri o kadar Avrupa Birliği'ndeki diğer ülkeler kadar böyle... E... Evet, onlar garip bir şekilde agresif değiller Fransa'da. Evet, evet değiller. E... Keza İtalya'da öyle. E... Ama mesela bizim için önemli olan ülkeler işte İsveç, daha çok kuzey ülkeleriyle başlıyor. İskandinav ülkeleri. Ha, evet, Estanya vesaire ve bunlar da... İstanya. İzlanda. İzlanda kısmen. kısmen. Hı -hı. İzlanda da kısmen. Çünkü İzlanda'nın doğası gereği elinde jelotermeli ve hidroelektrik santrali var. Bir miktarda hidrojen enerjisini kullanıyorlar. Ama yani Avrupa'ya böyle bakarsak bizim yerimiz hiç fena değil. Çünkü e, Avrupa'da 5. E, kurulu güce sahibiz. Yenili bir enerji e, olarak. E, ise dünyada ise 11. Bu işte. oldukça önemli. Çünkü bizim önümüzdeki ülkeler işte Çin gibi yani ABD gibi. Amerika Birleşik Devletleri gibi Almanya gibi ülkeler var önümüzde. O yüzden e, Türkiye'deki e, yatırımcının bu, Ekonomimiz 18'de ama burada 11 ve 5. sıra dediniz. Evet, Hiç de az yenilebilir mı sanırım. bir enerji e, destek mekanizmasını yektemin bu yenilenebilir enerji kaynaklarının efektif bir şekilde kullanılabilmesi için verdiği yüksek teşvikler ki şu an mesela jeotermal için e, 10,5 dolar sent. inanılmaz büyük bir para, para, yani. Hani fosil yakıtlardan ürettiğimiz, kömürden ürettiğimiz elektriğe bakarsak biyokütle de 13,8'e çıkıyor. Hatta yerli eee türbin jeneratörler ve büyük ekipmanlar kullanırsanız bu kilovat saat başına 18.8 e, dolar sente kadar çıkıyor. Yani bu inanılmaz büyük bir rakamlar Midli, yani. Milli teknolojiyi desteklemek adına. Evet. Yenilenebilir evet. enerjiye çok sağlam bir oran yakalamak adına. Evet. Bunlar yapılması elzem olan e, adımlar. Evet. Ve bunlar da bir sonuç vermiş aslında. Bakarsak yani. E, tabii, tabii. rüzgarda biz 8 gigawattlık bir kurulu güce sahibiz. Ve biz bunu yaparken şöyle düşünmek lazım. Hani ağırlıklı yatırım 2005'ten 2020'ye kadar, yani son 15 senede biz bu kısa bir süre. Evet ilmeği kazanmışız. Diğer Avrupa ülkelerine bakarsak çok uzun sürede yavaş yavaş ilerleyen bir potansiyel söz konusu. Ama Türkiye'ye bakarsanız son 15 senede ciddi bir hızlı bir yükseliş. Çok da artık gidecekleri bir yer de yok. Evet. evet çünkü nüfusları artık doğduruz artmadığı için. Yaşlanan nüfus nedeniyle enerji evet. tüketimlerinde de kısmi bir azalma söz konusu olduğu için, bundan sonra lazım. yapacakları ağır boyutlardaki tüm enerji yatırımları bu e, Avrupa'ya haddinden fazla ve ne yapacağını bilemediği bir elektrik üretmek olarak dönecek. Aynen hocam. Almanya bunu yaşıyor. Türkiye, arada. Almanya Almanya'da o, o örneği Fazlası türlerde. var ya. Yani. Evet, zaman zaman, e, rüzgar türbinlerinden kaynaklanan bu e, fazla enerjiyi e, halka bir bedel olarak Bedelsiz olarak elektrik evet. veriyorlar. Evvelki saatlerde. sene hı hı. Almanya, e, Paskalya tatilinde onlar için önemli bir tatil. Almanya'da buna rağmen işçisini ikna edip çalışacak olan fabrikalara üste para vererek elektrik vermeyi tercih ettiler. Aşırı elektrik üretimi nedeniyle. Evet. evet. Avrupa'da böyle enteresan bir dönem yaşıyor. Türkiye bu anlamda öne çıkacak konumda. Birleşmiş evet. Milletler'in evet. sürdürülebilir enerji kaynakları ile ilgili... Bir toplam 17 maddeli galiba bir sözleşme. Bunun 7. maddesinde enerji hakkını rüzgar, güneş, biyokütle ve tabii ki işte jeotermal noktasında bir yenilenebilir enerjiye dayandırılması yönünde bir şeyi de var. Maddesi de var. Bu da yani hem Avrupa Birliği Birleşmiş Milletler üyesi Avrupa Birliği üyeleri ülkeler hem de Türkiye açısından önemli. Yani yenilenebilir enerjiye Birleşmiş Milletler'in de bir teşviki söz konusu. Evet. Burada bu, bu son dönemdeki arayışta Avrupa'da ve bizdeki fosil yakıtlardan bir süre sonra işte tükeneceği yöndeki o ne diyelim kaygının mı etkisi var yoksa buradaki hem şey meselesi çevre meselesi ki aslında e, jeotermalden özellikle e, Kaplıca'da, kaplıca da bildiğimiz kaplıcanın işte e, malum e, çürük yumurta kokusu vesaire olur ya o onu bir çevre kirliliği gibi algılayan yanlış bir anlayış da var. Bunun haricinde e, %70 üzerinde ısının üzerinde bir elektriğe dönüşen onun altında kaplıca oluyor. O ayrımı da izleyicilerimize hatırlatmak lazım. Bu noktada çevrecilik mi daha belirgin bir motiv yoksa fosil yakıtlar tükenecek işte biz bunlara yönelelim çünkü bunların kaynağı sonsuz güneş rüzgar jeotermal yerine göre tabii ki biyokütle de biyokütle dediğimizde bu arada onu da izah ederseniz tabii bildiğimiz ki. atıklardan galiba. Evet, evet organik atıklar her türlü organik atık yani hayvanlar hayvan atıkları bitki atıkları ormanlardaki işte ormanlardan kaynaklı atıklar bunları tamamı atık olarak değerlendirilebiliyor. Bunların yani, birinde enerji üretmek mümkün farklı yöntemlerle. Bunu, bunu çevreci bir perspektifle mi yapıyor? Bu Tabii, bu konudaki farklı önce... yöntemleri var. Ee, eğer oksijenle bir yakıtı yakarsanız yani mesela metan dediğimiz doğal gaz dediğimiz şey metan. Evet. Oksijenle reaksiyona sokmanız demek bir e, yakıtı e, yakmanız demek. Yani oksijen demek bizim açımızdan yanma anlamına geliyor. Havaya gelir. bir Evet, yandıktan evet. sonra e, organik atık eğer biyokütle ise yani organik hayvanlardan kaynaklı veya bitkilerden kaynaklı ise aynı şekilde kömür gibi zararlı olur. O yüzden bunu engellemek için oksijensiz yakmaya e, çalışıyorlar, e, böyle bir metodolojiyle gidiyor ve e, kullanılan metodoloji de oldukça temiz sonuçlar veriyor. E, o yüzden e, her ne kadar organik bir e, materyali yaksak da kömür gibi bir etkisi olmuyor, negatif etkisi olmuyor. Şöyle bakmamız lazım aslında, bu e, yenilenebilir enerjinin ön plana çıkmaya başlamış olması aslında ilk etapta Avrupa Birliği'ne bağlı e, çeşitli sözleşmeler. Biliyorsunuz ilk başlangıçta aslında Kyoto ile başlamıştı, Kyoto evet. protokolü ile başlanmıştı. E, 2005 yılında devreye girmişti bu protokol, ardından Paris İklim Anlaşması geldi. Bunun Abd ne? hep buna karşı çıkıyor yer. Evet. yer. Trump daha itiraz, itiraz daha doğrudur. İçeride büyük kavga var. Evet, daha ılımlıydı önceki yönetimler e, yenilenebilir enerjiye karşı. Ama şimdi baktığımız zaman karbondioksit seviyesi atmosferde yani 420 ppm'lere geçti. Ya, oldukça büyük bir rakam. bayağı tehlikeli. Yani hepimizin hayatını etkileyecek bir bu, ortam. Bu küresel değişikliği. Koronada değişik. aklıma şey geldi. Koronaya belki birazdan gireriz yeri geldiğinde. Korona'nın yayılmasından sonra Wuhan başta olmak üzere Çin'de belli bölgelerde üretim azaldığı için hava, hava kirliliği kirli. ciddi oranda azaldı. Evet, şu an temiz havası oluyor. NASA'nın evet. şeyleri var, uydudan çekmiş evet, olduğu evet. fotoğraflar var. Evet. İki ya üretmeyin içerisinde. demek gibi bir şey dolaylı yoldan. Eğer korona bir operasyon ya da ise evet. belki yani Wuhan hani bu olay neye sebep oldu? Çin'in ve Amerika Birleşik Devletleri'nin kullandığı anormal fosil yakıtlara dayalı enerji nedeniyle dünyayı en fazla kirleten, kirleten ülkeler iki Süper güç olduklarını da ortaya çıkardı. Evet. çok hızlı bir şekilde gözlendi bu. Yani 25 günlük falan bir süre içerisinde nasıl bunu e, tetkik edebildi, Yayınlığı. yakalayabildi. O yüzden hem Çin'in her ne kadar e, nüfusu kalabalık olsa da, e, kömüre çok fazla bağımlı olması hala veya yani Amerika Birleşik Devletleri yine aynı şekilde fosil yakıtları Sürekli Yoğun içinde kullanması. kullanması ve orada petrolün çok ucuz olması. Mesela burada kendi arabamızın deposunu rahat bir şekilde dolduramazken Amerika'ya gittiği zaman bakıyorsunuz herkes jeep kullanıyor yani bir şey yakıt kaygısı yok çünkü fiyat ucuz. Fosil yakıt bolluğu var yani. Evet. Yani bunu şöyle demeliyiz aslında belki de yani fosil yakıtlar bitecek kaygısı fosil yakıtlar o kadar kolay bitebilecek kaynaklar değil aslında bakarsanız. Ama e, ön plana çıkarmamız gereken şeyler var. Yani elimizde daha temiz teknolojiler evet. varken ve biz insanlık olarak gerçekten karbon Bir de petrol, ve fosil ilgili, yakıtların verdiği bir sebep olduğu savaşlar var. Onları da göz önüne alırsak evet, yenilenebilir o, enerji bu yönde. Hocama şey yaptı, şey yaptı. soracağım. Evet. Yani gerçekten çünkü siz idli de kassak, başka bir yerdeki Libya'da Afganistan'da olsa, kassak, evet. Afrika'yı da kassak evet. Gelip e, sonunda bir fosil yakıta dayanacak. Meselesine dayanıyor. Bu böyle yani. Ama bu sera gazı etkisiyle e, Antarktika ve kuzey kutbundaki Doğru. erime e, son 15 sene içerisinde o kadar ürkütücü katlanmış vaziyette ki fosil yakıtları dünya nüfusu artarken yani şöyle 11.3 milyara ulaşmış olan ulaşacağı beklenen 2100'deki dünya nüfusunu bugün... Bir Amerikan ve Çin vatandaşının kullandığı kişi başına fosil yakıt tüketiminin ortalama dünyada kullanıldığı bir dünyaya getirdiğimizde Antarktika ile Kuzey Kutbu'nun %80'inin erimek zorunda kaldığı, Grönland'ın tümüyle eridiği bir dünyada ben sana söyleyeyim 3 metrenin üzerinde sular yükselir. yükselir 3 metrenin üzerinde yükselmiş sular dediğinde İstanbul'un çoğu kalmaz, Antalya'nın çoğu kalmaz efendime söyleyeyim dünya dünya ciddi manada kara toprağı kaybeder. Okyanusların evet. bu kadar yükselmesi nedeniyle yani insanlar bu işleri çok şey yapmıyor. Çok ciddiye almıyor ama bizi gerçekten çok ürkütücü bir gelecek. Yani NASA'nın hesaplaması, bütün dünya meteoroloji kurumunun hesaplaması sadece 10 yıl içerisinde sıcaklık dünyada 1.1 derece artmış. Millet böyle şey gibi, 25 derecede öyle değil işte o 25. Maalesef. O 1.1 derece çok e, o başka bir şey. O e, kutupların erimesi, Grönland'ın erimesi e, dünyanın haddinden fazla eriyen sularla bütün iklim sisteminin e, değişmesi bizim çok affedersiniz 20 sene öncesine kadar Türkiye'de hortum e, birdenbire gelip bir şehri sular altında bırakan aşırı selli yağmur doğal Türkiye'nin kendi yani. doğal şeyinde böyle böyle şeyler yoktu ki yani hortum ne demek yani bu hiç ömrümüzde görmediğimiz bir takım doğal e, afetler e, ve bir takım meteorolojik olaylar e, yaşamaya başladık. E, anormal fırtınalar. Evet, aynı. Yani hiç Türkiye'de ömrümüzde görmediğimiz 100 kilometre evet. ve üzerinde. Aynen. Evet, yani. ABD Amerika'da başta olmak üzere yani, evet. E, güney güney yarımkürede de aynı şekilde. Yenilenebilir enerjinin buna e, yani bunu engelleyici bir şey var mı? Rolü olabilir mi? Tabii olabilir. Esas o yani. Evet. Yani evet, olayımız o. Şimdi hocamızın söylediği şey bir şey daha eklemek istiyorum. Buyurun. E, çok insan bilmiyor bunu ama bizim aslında asıl tatlı su kaynaklarımız Kutuplardaki buzullar. Kutuplardaki buzulların eriyip denize karışması demek bizim için tatlı su kaynağının yeryüzünün en demek. en kritik önemdeki tatlı su imkanını bütünüyle kaybetmesi anlamına evet, geliyor. Evet, İlk etapta o, ikinci etapta bu buzullar biliyorsunuz katman katman yani binlerce yıldır kar evet. yağar, buzul olur, kar yağar, buzul olur. Yani Ve onlardan erimez. biz kesti aldığımız zaman mesela yaş tayini yaparız hangi buzulun hangi yaşta aynı? yani hangi iklimde, döneme ait evet, evet, iklim o zaman nasılmış vesaire. 10 bin sanayi, yıl öncesine evet, buzul giden bile var. Evet. 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 Onunla ilgili bilgiler alırız mesela biz bundan. Şimdi içerisinde bu buzulların içerisinde aynı zamanda da e, donmuş bir şekilde duran ve dünyada aslında şu an görmediğimiz organizmalar var. Bu organiz yani bu buzulların erimesiyle bu organizmalar eriyip biraz sonra kaşılır. hayır, biraz sonra konuşuyoruz. Şimdi ee, yani e, vatandaşlar bizi dinlerken sevgili izleyicilerimiz e, yani bunları lütfen ciddiye alsınlar. Şimdi bir koronavirüs olayı yaşıyoruz şu anda. Evet. İşte ciddiye aldık almadık. E, Şuyu vukundan beterdir e, dedik. Aynen Mesela öyle. Ama işte Türk halkının e, tesadüfen sahip olduğu DNA yapısı evet. nedeniyle e, Covid-19 denilen e, Virüsle, virüsün e, bize henüz uğramadığı yönde yorumlar da var. Şöyle yaşayabilmesi için bir proteine ihtiyacı var çok enteresan bir şekilde Türk halkının %99'unda bu protein bizim toplumumuzun beslenme kültüründen gelir. ötürü. Beslenme kültürü ve değişik gerekçelerden dolayı çok düşük. O nedenle Covid virüsü şu anda Covid-19 bize yapışamıyor. Türklere yapışamıyor. Nüfusun %99'una. Bu tabi tedbirli olmamamız anlamına gelmiyor. Yani şu dönemde biz de mümkün olduğu kadar dikkat edeceğiz. Çok kalabalıkta olmayacağız. Ellerimizi yıkayacağız, kolonyalayacağız vesaire. Kolonya da bu arada iyi geliyor, bilsin, izleyiciler. Korona virüsüne karşı bugün e, gazetede, toplantıda sözü geçince korona virüsüne karşı e, kolonya antivirüsü diye bir espri Kolonya yapmaktan... şundan dolayı. Heh. Şimdi her şeyi öğreniyoruz, çok enteresan. İzleyeceğimizi bilsinler. %100 alkol öldürür. Hayır, öyle değilmiş meğerse. Virüsler %100 alkolle karşı karşıya kaldıklarında Virüsün bulunduğu satı üzerinde meğer sabitlenirlermiş. Hı hı. İyi bir şey değilmiş. %100 alkolle virüs temizlenmezmiş. Fakat kolonya yüzde seksen alkol olduğu için içinde su da olduğundan dolayı su söz konusu virüsün o satığa yapışmasını engelleyen, engelleyen harekete sebep olurmuş. Kayganlaştırıcı e, kolonyanın etki Kolonyanın içindeki yapıyor. diğer alkol de ölümüne sebep olurmuş. Dolayısıyla... Kolonya %100 alkolden daha e, virüsü öldürmek konusunda daha iyi. O yüzden de o şeyler var, O teftanlar var aynı amaçla. Bizim yapıyoruz. kolonya alışkanlığımızın da diğer şeyler. Ya, yani bir, şimdi sonuçta fazla olmasının e, koronaya engellemede bir. Bunlar, e, bunlar yani e, şaka gibi geliyor. Şimdi e. şeye gelirsek bu küresel iklim değişikliği, yani bu fosil yakıt kullanımından dolayı küresel iklim değişikliğine çok fazla e, önem vermeyip, çok fazla görmezlikten gelip de. Açık ve net söyleyeyim. Yani. Ee, çok ciddi şey olursa, e, kutuplarda erime olursa düşün ki mesela 28-30 bin yıl önce yeryüzünde var olup son derece tehlikeli bir virüsün çeşitli nedenlerle o buz katmanları arasında bir yere ara sıkışıp kaldığını, donduğunu ve o buzullar çözülmediğinden dolayı insanlık evet. tarihi için çok tehlikeli olabilecek bir virüsün, bir mikrobun o sayede evet. tamamıyla kitle olduğunu düşün. O buzullar erimeye başladığında öyle tehlikeli bir mikrop veya virüs yeryüzünde 30 bin yıldan beri, 40 yıldan beri 50 bin yıldan beri görülmemiş bir virüs gündeme geldiğinde yani işte o zaman mesela Microsoft'un sahibi Bill Gates'in bile kendi araştırma merkezinde yaptığı bir takım simülasyonlar var. Öyle bir virüse çözüm bulana kadar yeryüzünde çok sayıda insanı kaybedebileceğimiz ürkütücü bir senaryo ortaya çıkabilir. Yani yenilebilir enerjiden başka havaya karbon salınımını en dip noktaya indirecek başka bir formülünçilere ağırlık verene kadar yeryüzü için çok Teşekkür tehlikeli bir dönem de. içinde olduğumuzu söylemek lazım. Peki ee, şimdi hocam jeotermal ile ilgili yani çok genel çerçeve işte %70 oranındaki bir ısının altında bildiğimiz kaplıcalar Türkiye e, kaplıcasıyla kaplıcalarıyla meşhur bir ülke. Haritaya evet. baktığımız zaman batıdan yoğun batıda ve bizim güneyde dahil ama doğuya doğru da yine devam eden ve fakat daha yoğun biçimde o %70'in üzerindeki ısıyla elektriğe dönüşümü Ege bölgesinde yoğunlaşıyor. Şimdi e, bu e, jeotermalin yenilenebilirdeki oranı ne? Buradan elektrik üretiminin son dönemdeki artışı e, hangi seviyede ve bu konuda Devlet teşviki e, hangi şeyde? Bir de tabii hocanın az önce bahsettiği o tarımsal üretim Toskana modeli. Hem zeytin hem üzüm üretimi yoğun biçimde yapılıyor. E, İtalya bu konuda öncülük etmiş ülkelerden biri kendi alanında. Ve e, bu modelin e, Türkiye'de işleme e, oranı çok önemli. Çünkü bir açıdan şöyle deniyor işte inciri zeytini etkiliyor gibi iddialar ortaya atılmış ama o da yine bir şekilde aslında AB'nin Türkiye'nin yenilenebilir enerjiye yönelmesini istemeyen kesimlerinin propagandası. 2019 yılında bir izleyicilerimiz bilsin. Tamam. Evet. yani ben şimdi gerçekten kendimi çok şanslı addediyorum. Bir süreden beri ihracatla ilgili tüm verileri çok yakından takip eden bir yerde görev yapmaktayım. Evet. Geçen sene Cumhuriyet tarihinin en yüksek incir rekoltesi gerçekten. ve ihracatı ihracatı ile ilgili başarı yakalandı. Dolayısıyla bu konuyla ilgili iddialar Eldeki verilerle Hiç santim bile düşünme. uyuşmuyor. Evet, o önemli. Bu noktada jeotermalin oranı nedir yenilenebilir enerji içinde? Biz bunu nasıl geliştirebiliriz? Ve buradan fosil yakıtlara alternatif bir şey çıkacak mı? Yoksa bütün yenilenebilir enerji paketi içinde bir oran mı temsil etmiş olacak? Rüzgar ve diğerlerini de eklemeden tek başına enerji bağımlılığını Türkiye'nin sadece bu alanda yoğunlaşarak halletmesi mümkün mü? Yoksa dediğim gibi bütün dört alanda bir yoğun e, yatırım ve e, gelişme mi gerekiyor? Şimdi jeotermal bizim için neden önemli? Çünkü biz bir deprem bölgesiyiz. Şimdi eğer faylar olmazsa, şu an çok herkes konuya hakim diye düşünüyorum halkta da. Yani fay ne demek? Çünkü çok fazla miktarda şey gördüler, haritalar gördüler. İşte Arap Yarımadası bizi Doğu Anadolu'dan sıkıştırıyor, biz Yunanistan'a doğru gidiyoruz falan. Bunların hepsi jeotermal enerji mekanizmasının yüzeye çıkabilmesi için de olanak sağlayan yapılar. O yüzden yani bir açıdan deprem bölgesi olmamızın böyle bir doğal avantajı da öyle var diyebiliriz. Öyle diyebiliriz. Peki Batı Anadolu'da neden biz mesela Batı Anadolu'da 260 derece sıcaklıkları görebiliyoruz. Ölçtük yani biz bunu aydınlığa. Direkt olarak aşağıdan 260 derecelik bir akışkan geliyor. Ee, bunun nedeni ee, ova mekanizması. Yani açılma nedeniyle ee, ülkede yani Doğu Anadolu bir taraftan bizi çekiyor. İşte biz biraz Yunanistan'a doğru kayıyoruz senede 2-3 santim. Ee, ovalar oluşuyor. İşte Büyük Menderes Ovası, Gediz Deltası, Gediz Ovası vesaire gibi. Bu alanlarda baktığımız zaman 2000 metreden, 1500 metreden, geçmişte 1000 metrelerden yüksek sıcaklıklarda 200 derecenin üzerinde jeotermal akışkan elde ettiğimizi gördük. Evet. İlk o yüzden oradan çık, orada çıkmış. Yani MTA, maden tetkik arama ilk önce e, Denizli Kızıldere'de çok küçük bir vadinin içerisinde. Sene ilk, kaçmış 1960'lar. Ee, orada başlamışlar. Böyle Ve yan yana yan yana çok artmışlar. yeni değil yani. Evet. evet. Tabii ki şeyle karşılaştırırsak hocam İtalya ile hani ile vesaire evet. onlar 1910'larda dünyanın ilk Amerika'da e, 1860'lar e, bile var onu ayrı 1950'de evet. aslında daha Başka sonra ya. geliyor ama jeotermali her yerde görüyoruz yani evet. her dönemde görüyoruz zaten ilk Fransa'da e, 15. yüzyılda ısıtma yapıyorlar. Hmm. Yani kullanılıyor. Ama şimdi e Bizimkiler de kullanmışlar Ege'deki bütün uygarlıklarda vesaire Tövbe, de. Hı -hı. Evlere Hı -hı. sıcak su falan vermişler Pamukkale'de. Evet, Pamukkale'de evet, evet. var. Şimdi e, biz Toskana derken aslında biraz kendimize haksızlık etmemeliyiz diye düşünüyorum. Çünkü e, Toskana'nın gelişebilmesi için önünde yüzlerce yıl vardı. Jeotermal'e çok önceden girdiler. Biz Jeotermal'e girdik. Girdikten sonra 1974'te ancak 500 kW'lık bir türbin kurabildik bir tane şeyin evet. üzerine. Kuyunun, tek bir kuyunun. Bir pilot tesis. İlk defa başlıyoruz geotermalde elektrik üretmeye. Ondan sonra 1984'te işte 15 MW'lık bir ee, santral kuruyor. Onlarda bir dedik... de hocam şöyle bir durum yok mu? Devlet, şirket ve sivil toplum kuruluşu, entegrasyonu, işbirliği en üst seviyede. Biz de devlet, da şirket, sivil, sivil toplum... Bir soru geldi, onu da e, evet. bu yeri gelmişken söyleyeceğim. Buradaki bu entegrasyon sivil toplumun önemi büyük burada. Mesela bakıyorsunuz Türkiye'de pek çok çevreci, tırnak içinde çevreci. Hani şimdi isim vermeye gerek yok ama dünyada bilinen işte Greenpeace'tir. Ona onun lokal versiyonları diyelim. Sürekli bu tür temiz ve yerli enerji kaynaklarına yönelik bir böyle anti propaganda süreci işletilebiliyor. Bunun ya bunun şey, bunun hani kaynağı ne? Baştan düşün. aşağı absürt zaten yani. Yani şöyle düşünmek lazım. Hani nükleer kötü. işte kömür çok kötü zaten. Fosil yakıtlar ee, zaten evet, şey. Hani evet. rüzgar ayrı kötü. İşte kuş yolar nedir? işte çürük yumurta kokusu geliyor. Evet. Güneş etrafı kurutuyor. Şimdi böyle işin içinden çıkamayız çünkü hepimizin enerjiye ihtiyacı var. Dünyanın enerjiye ihtiyacı var. Biz e, her enerji kaynağından en maksimum seviyede kullanmak zorundayız. Yani bunu kullanmak zorundayız. Şimdi böyle e, düşününce e, ülkeler içerisinde e, daha böyle huzurlu, peaceful dediğimiz yani, yani daha barışçıl e, ne olabilir enerji kaynağında? Yenine bir enerji olabilir. Şimdi Türkiye'nin geldiği noktaya bakacak olursak jeotermalde biz e, son 10 yılda, 10 yılda diyorum yani bakın hani bu çok önemli bir şey. Şu Şimdi an dünya dördüncü çok sırada ya. hocam? Evet. E, şöyle düşünmemiz lazım. Yani dünyada dördüncü olmamız olamaz. E, aslında o sadece numelik bir şey. Aslında oldukça daha hani ilerleme hızımıza bakarsak dünyada birinci gibi düşünebiliriz kendimizi. Çünkü biz son 10 yılda yaptık yaptığımız şeye. Evet. Yani biz 15 megawatt'tan şu an 1.6 gigawata geldik neredeyse. Çok ciddi bir rakam. Bu devasa bir sıçrama. Çok devasa. Gerçekten çünkü geçenlerde Birleşmiş Milletler UNESCO'dan Bunun bir ekip... katkısını hocama soracağım. Evet, bir UNESCO'dan bir ekip şöyle bir değerlendirme yazısı yazmamı istedi benim. Türkiye'de neden böyle patladı hani jeotermal? Hani nasıl başka ülkelere örnek olabilirsiniz? Onunla ilgili bir yazı hazırlamamı istediler. Dünyanın da oldukça ilgi çeken, aynı şekilde Kenya'da mesela, hani Türkiye'den sonra Kenya'da çok hızlı bir şekilde gelişti. Ama Türkiye'nin özelliği son 10 senede yaptı bunu. 10 sene 10 sene çok küçük bir sene yani hani zaman dilimi bakarsak neredeyse milli savunma mücadelesiyle eş, eş gibi neredeyse. çok az yani hani ama biz o seviyede hem güneşte hem güneşte rüzgarda hiç, evet güneşi hiç geri plana atmamalıyız önü çok açık şu an lisanssız santrallerle birlikte yani lisanssızdan aslında biz enerji elde ediyoruz 6 gigawattlık bir güneş enerjisi elimizde var işte 8 gigawattlık rüzgar 1.6 gigawattlık jeotermal, 700 megawattlık ve gelişen şekilde bir biyokütle var elimizde. Şimdi bunları hepsi devletin verdiği bu yekten mekanizmasıyla son 10 senede gelişme kaydeden sektörler olarak Aynı görmemiz şey gerekiyor. içinde yine geçerli. Hepsi için geçerli. Evet. Bunların karşılığında bakarsak biz 2019'daki ve 2018'deki Enerji tüketimlerimize hangi kaynaklardan sağladık diye bakarsak 2019 yılında ağırlıklı olarak hidroelektrik santraller ön plana çıkıyor. Evet. 2018'de kömür ön plandayken. Yani bu bizim aslında kömürü geriye çekmemizi doğalgazdan elde ettiğimiz şeyi biraz ıı, elektrik bağlamı evet. olarak evet. bir miktar arttırmam gerekmiş onu. Ama hidroelektrik santrallerinin işte rüzgarın, güneşin, jeotermalin oldukça ciddi bir şekilde arttığını gösteriyor. Bu hem bizim... E, Avrupa Birliği'ne uyum sürecinde çünkü belli anlaşmaları biz de e, taraf olmuş durumdayız. E, hem çevreyle ilgili olan e, tahakkuk ettiğimiz şeylere e, ulaşma hedeflerimize Altına yaklaşırken imza evet. evet. Aynı zamanda da kendi öz enerjimizi kullanıyoruz. Yani kimseye bağımlılığımız yok. Bunu yaparken şöyle yapabiliriz. Biz, yapıyoruz da zaten belli bölgelerde. E, şimdi Kızıldere Deniz Denizli'ye örnek vereceğim yine. Çünkü Ortada çok ciddi bir enerji kapasitesi var. Yani 260 megawattın üzerinde bir kompleks var. E, aynı zamanda 50 megawatt termallik e, yakın bölgedeki ısıtma söz konusu, sera söz konusu. Ya yani Bunun hepsini birlikte yapabiliyorsunuz. Hiçbiri yani biraz birbirine daha uğraşsa, olumsuz yaparsınız Tabii evet. ki. Çünkü siz zaten 240 derecelik bir akışkan çıkarıyorsunuz yerin altından. Aslında hocam çok tam yeri gelmişken bu hani çevreci müzmin muhalefet anlayışı açısından söylüyorum. Hı -hı. O çevrecilik şeyi var ya özellikle Z kuşağına atfedilen Hı -hı. geçenlerde bu Greta Thunberg işte kız evet. çocuğunu çok evet. ön plana çıkardılar. Biraz o işin propaganda yönü böyle küreselcilerin bir şekilde operasyonu gibi vesaire gibi bir Hı -hı. E, şey de oldu. E, Z kuşağı 2000 sonra daha doğrusu milenyum kuşağı öyle deniyor. Onların da anlayışına uygun burada bir müzmin muhalefet üretecek e, tabii ki yani Z kuşağı artık hani hep gelecek nesiller diyoruz vesaire. Fakat şu anda dünyada yaşayan başka önemli kuşaklar var. Bizim kuşaklardan daha geri kuşaklardan Y kuşağı böyle gidiyor. Bütün bunlar açısından bakılırsa yani en dediğiniz anlamda her üçünün bir arada olduğu hiçbir üretim biçiminin birbirine zarar vermediği bir formüle bile muhalefetin ancak işte bunun dış istihbarat boyutları vesaire bunu size soracağım hocam. Bunlarla ilişkilendirildi ve aslında bir biçimde Avrupa Birliği fonlarından da Türkiye'nin aleyhine faaliyet, propaganda faaliyeti yürütmek isteyen kesinlerce de desteklendiği yönünde yorumlar da var. Türkiye bu bunların hiçbirine e, bunların hepsini bir, ta, bir kenara bırakarak bunların hepsini görmeksizin kendi yerli milli üretim sürecine devam e, etmesi et, et, ve ilerletmesi e, gerekir. Bu yüzden de yekten mekanizması şu an biz herkes nefeslerini tutmuş yekten mekanizmasını bekliyoruz. Çünkü... Nedir ee, orada beklenen? Evet. Orada beklenen şey tarife değerleri. Bizim hani az önce bahsettiğim 10,5 dolar saatlik mesela jeotermalde saat başına aldığımız değeri ne olacak diye bütün yatırımcı yatırımlarını tutmuş bir şekilde bekliyor. Çünkü yetkinin son tarihi 31 Aralık 2020 ve ee, bu tarihe kadar devreye giren santrallerde devlet 10 yıl boyunca belli bir bedelden alım garantisi veriyor. Evet. Sonrasını bilemiyoruz. Şu an herkes onu bekliyor. Bütün yatırımcı bunu bekliyor. Eee ilerlemesi için. Keza diğer yenilenebilir enerji kaynakları için de. Çünkü devletin e, desteklemesi yatırımcıya güven veriyor. Kendini yansıtıyor. Zaten bu son yıl 10 yıllık gelişme bu şekilde sağlandı diyorsunuz. Olmasa zaten bu e, ivmeyi kazanamazdık. Dünya genelinde de bu kadar ivrendirici bir durumda olamazdık. Yani son 10 on yılda aldığımız yenilenebilir enerjide Mesafeyi alamazdık. Durum konusunda. Peki. Hocam, milli savunma sanayiindeki atılımla, işte bu alandaki atılımı, yenilenebilir enerjideki atılımı böyle bir makro düzlemde eş şeye koymuştunuz. Ekonomik göstergeler açısından bakılırsa, burada Türkiye'nin geldiği nokta hangi aşamada Avrupa Birliği, bilhassa Avrupa Birliği üyesi kimi ülkeler diyelim artık. Yani ile yine faaliyetler artık ayuka çıkmış, her farklı sahada mücadele ettiğimiz, vekalet savaşları üzerinden askeri operasyonlarla da istihbarat savaşlarıyla da propaganda faaliyetleri de ekonomik savaşla da gördüğümüz e, bu mücadele sürecinin içindeyken Avrupa Birliği'nin e, bu konudaki propaganda faaliyetlerini nereye koymak lazım sizce? Şimdi izleyicilerimiz yenilenebilir enerji kavramını e, konuşurken bir yandan da şunu unutmasınlar e, yenilenebilir enerji demek bir yandan da bir boyutu itibariyle çevreci enerji anlamına Hı. da geliyor. Ee, e, bu boyutuyla bakıldığında e, Avrupa Birliği'nde bazı çevreyle ilgili bilinci daha da arttırmaya yönelik diyelim ki bir takım destekleme fonları var. Bir takım ilginç e, sivil toplum yapıları diyelim ya da bu Hı. şekilde organize edilmiş olan yapılar gidip Avrupa Birliği fonlarından belki Avrupa ve aday ülkelerde çevre bilincini aşılamaya yönelik faaliyet yapacağız diye kaynak alıyorlar evet. sonra gelip mesela Türkiye'de çok enteresan bir şekilde çevreci bir enerji alanına yönelik olarak e, çevreyi koyuyoruz numarasıyla propaganda yapıyorlar yani işin bütününde bir salaklık bir absürtlük bir acayip acayiplik bir tezatlık var, var evet. bir tezatlık var bir gariplik var e, bu boyutuyla bunun e, başka sektörlere yansıyan e, benzer e, özellikleri de var evet. e, benzer garip durumlar da var bunlar konusunda gerçekten uyanık olmamız lazım. Esasen aslında bize kurulmaya çalışılan tuzağı şöyle iyi okumamız gerekiyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanımız Sayın İsmail Gül ile hı hı. 2019 yılının hemen başında tim tarihinde önemli bir ilke imza attı. Bir kadın konseyi kurduk. Bu çok çok önemli. Ve çok şükür 20 Mart'ta da Sayın Emine Erdoğan'ın katılımıyla bir kadın ihracatçılar ve girişimciler ödül töreni yapacağız. Bu da bir ilkdir. 8 Mart yetişmedi mi hocam? 8 Mart'ta yetişmedi. Günü. Şöyle bu töreni biz normalde 29 Şubat cumartesi günü yapacaktık. Ancak şehidimiz, 34 şehidimiz evet. nedeniyle doğaldır ki şehitlerimiz için bu üzüntümüzü, bu var olma mücadelemizi bağrımıza bastığımız için pek bu, çok alanda mücadele eden evet, bir ülke olarak biz bu töreni 20 Mart olarak tekrar tarihini evet. belirledik. Evet. Şimdi bu çerçevede tüm kadın konseyine verdiğimiz ilk önemli misyonlardan bir tanesi ve çok vakur bir şekilde şey yaptılar, bunu üstlendiler. Sıfır atık projesi ve sürdürülebilirlik oldu. Çünkü bundan sonra dünya bunu konuşuyor. Hedefimiz şu, Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak önümüzdeki 4 yıllık dönem içerisinde Türkiye'nin ihraç ürünlerinin dünyadaki algısına önemli bir çevreci motivasyon, önemli bir sürdürülebilirlik bakış açısı ve sıfır atık bakış açısı eklemek suretiyle Türkiye'nin ne kadar yeşil bir ekonomi olduğuyla ilgili bu duruşumuzu Türkiye'nin ihraç ürünlerinin etiketine ve paketlerin üzerine koymayı hedefliyoruz. Bunu niçin yapıyoruz? Bu şunun için önemli. 2019 yılında Avrupa Birliği içerisinde önemli bir Avrupa Birliği komisyon yönetim değişikliği oldu. Yeni bir ekip geldi. Bu ekibin başında da bir hanımefendi var. Şu anda ismini hatırlayamadığım için izleyicilerimizden çok özür diliyorum. Evet. Bu yeni gelen ekip Avrupa Birliği Komisyonu'nda İngilizce Green Deal olarak ifade edilen e, ne diyelim e, yeşil beraberlik, yes, yes, yeşil e, e, yeşil anlaşma, anlaşma diyelim, evet. veya buna benzer e, ifade edebileceğimiz önemli bir adım attılar. Adımın özü şu: e, 2022 yılının sonuna geldiğimizde yani 1 Ocak 2023'e geçtiğimizde Avrupa Birliği ülkemizdeki önemli bir firmanın ürettiği böyle bir cam bardağın Avrupa Birliği'ne ihracatı esnasında Bundan sonra Türkiye'den bu cam bardağın ne kadarlık bir havaya karbon salınımıyla evet. üretildiğini soracak. Biz de bununla ilgili verileri vereceğiz. Bu veriler verildiğinde Avrupa Birliği'nin belirlemiş olduğu şu cam bardağın üretilmesiyle ilgili olarak belirlenmiş olan havaya karbon salınımının standartının üzerinde çıkmamız halinde mesela şu diyecek ki kusura bakma ben bunun üzerine 10 cent veya 20 sent ekstra vergi koydum. Bu durumda bizden havaya karbon salınımı konusunda daha iyi bir performans yakalamış bir ülke bunu Avrupa Birliği'ne kanıtlarsa o böyle bir ekstra vergiye tabi olmadan bu ürünü Avrupa Birliği'ne satacak. Evet. Biz dünyada en iyi cam ürün üreten ülke olmamıza rağmen bu konuda birdenbire Avrupa Birliği'ne daha az mal satacak bu da ekonomiye düşünceği. zarar olarak Şaka bize değil. Dolayısıyla evet. Türkiye'nin ne yani gerçek hani emisyon bahsediyoruz. Tabii tabii ya yani bunlar, bunlar, bunlar çok af evet, afına evet. sığınarak iz TGRT ekranlarından bütün Türkiye'ye mal edelim. Bunlar izleyicilerimiz açısından sakın ola ki biz burada böyle hani böyle çok fantastik evet, evet. çok böyle acayip Değil, böyle evet. gelecekle yok alakası olmayan bir şey anlatıyoruz gibi gelmesin. Bunlar kapımızda. Türkiye İhracatçılar Meclisi de inovasyondan sürdürülebilirliğe bu konularla ilgili en önemli farkındalığa sahip STK'lardan bir tanesi olduğu için ihracatın sürdürülebilirliği adına en ciddi aldığımız projelerden bir tanesi. Bununla ilgili olarak da çok önemli bir sürdürülebilirlik raporu yayınladık. Bu arada hatırlatalım hocam bir parantez de izleyicilerimize hı hı. yaklaşık 15 dakika 16 dakika sonra İdlib'de ateşkes yürürlüğe girmiş çok olacak. Çok Sayın Çavuşoğlu'nun, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun terörist gruplar, teröristün gruplar Türkiye'nin terör örgütü de adettiği, Türkiye'nin de adettiği tüm terörist gruplarının ortadan kaldırılacağına yönelik bir e, sözü var. E, dolayısıyla 15 dakika sonra İdlib'de ateşkesin yürürlüğe girmesiyle e, Türkiye Rusya'nın işte bu 5 Mart mutabakatı bağlamında yeni bir aşamaya geçmiş olacağız. Ben tekrar onu izleyicilerimize hatırlatmış olalım. 2017'ye 2017'de başlayan Aslana süreci aslında kökü 2016'ya da dayanan ama 2017'de başlayan 2018'de 8 görüşmeyle yoğunlaşan özellikle de 17 Eylül 2018 mutabakatıyla ciddi bir noktaya gelen, çözüm noktasına gelen ama maalesef sağda rejimin saldırılarıyla, Rusya'nın desteğiyle, kışkırtmasıyla yaptığı saldırılarla akamete uğrayan süreç umarız bu kez, yani ben anlaşmadan önce de söylemiştim, ateşkes çıkma ihtimali yüksek olacak şeklinde umarız sahada uygulanabilirliği olur. Sizin ilk turda bahsettiğiniz Cumhurbaşkanı, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Rus devlet bürokrasisinde tam... Rus komutanlar buna sadık kalacaklar. Kalırlarsa şahit. Umarız öyle olur. Ve bu ateşkes yürürlüğe girdikten sonra İdlib'le ilgili nihai amaç gerçekleşir. Türkiye'nin terörle mücadele konusundaki hassasiyeti orada bulunma sebebinin haklılığı bağlamında devam eder ve tabii bir de göçmen, çok önemli göçmen dalgası engellenmiş olur. Bu Türkiye'nin bu aşamadan sonra ekonomik hedeflerine, diğer büyük politik hedeflerine ve siyasi hedeflerine ulaşmasına vesile olur diye söyleyelim. Evet. Şimdi Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak bütün Türkiye ile bütün bir kere bütün raporlarımız ücretsizdir. Evet. Tim'in yayınlamış olduğu raporları Tim aplikasyonundan ve web sayfamızdan izleyiciler takip etsinler. Sürdürülebilirlik raporu içerisinde bunların tümünü yazdık. Bu işin şakası yok. Türkiye'nin başta jeotermal olmak üzere yenilenebilir enerji teknolojilerinde ve yenilenebilir enerji imkanlarında bu atılımları yapmasının en büyük nedenlerinden bir tanesi bizim ihracatımızın en önemli pazarı olan %50'sini Avrupa Birliği'ne ihraç ediyoruz. Evet. Avrupa Birliği'ne yaptığımız ihracatın gelecekte daha da artması çünkü Çin ve Hindistan o kadar yüksek bir Karbon salınımıyla mal üretiyorlar ki. ki Evet Şimdi mesela az önce örneğini Av verdik Avrupa Birliği evet. şu cam şu cam ürününü varsayalım ki eğer Çin'den alacaksa Çin'in o kadar yüksek bir karbon salınımı var ki diyecek ki seni bu bardağa ben üstüne 2 euro daha koyuyorum. Yani neredeyse bardağın fiyatı kadar daha vergi koyacak. Türkiye sıfır vergi çünkü çok başarılı bir karbon salınımıyla şu %18'lik yenilenebilir enerji kullanımı ile ilgili rakam üretim yap Türkiye'nin ya. elini o kadar güçlendiriyor ki bizim iki tane yapmamız gereken kritik konu var. Bir, Hırvatistan dönem başkanı Hırvatistan'ı ikna edebilir miyiz? Sonraki dönem başkanı ikna edebilir miyiz bilmiyorum. Bir, hiçbir dış politika konusuyla alakası olmayıp dünyanın ve Avrupa'nın ve gelecek nesillerin geleceği açısından önemli olan Çevre başlığının konusunda Avrupa Birliği'ni çevre başlığının açılmasına ikna etmek. Bu ambargoya veya e, ne diyelim müzakerelerin askıya alınmasıyla alakalı bir konu değil. Evet. Güney Kıbrıs'tan dolayı, yok Yunanistan'dan dolayı başka konular açılıyor, açılmıyor. Ona da karşıyız ama en azından çevre konusu geleceği ilgilendiren bir konu. Biz diyelim ki Avrupa Birliği'ne abi açın şu çevre başlığını. Çevre başlığında müzakereleri yapalım. Türkiye çevre konusunda Avrupa Birliği normlarına en çabuk adapte olabilecek kadar ciddi atılım yapmış ve bunu son 10 yılda şey, evet. Şimdi şöyle, şimdi hocam hep enerji do ve Dolayısıyla bak şuraya gelmek istiyorum. Ee, çeşitli operasyonlarla petrol e, şirketleri aracılığıyla Avrupa Birliği'nden başka amaçlarda alınmış gibi yapılan o fonlarla Onlar, evet. Türkiye'de jeotermal başta olmak üzere yenilenebilir enerji imkanlarına ve teknolojilere yönelik Vatandaşlar yanlış dolduruluşa getirilerek, yanlış yönlendirilerek yapılan bu algı operasyonlarının iki sonucu ortaya çıkıyor. Bir, Türkiye gereksiz yere fosil yakıtlara bağımlı olmaya devam etsin. Bunun memlekete Zaten dönüşü bağımlı, evet. havaya karbon salınımı ile ilgili ulaşacağımız başarının gecikmesidir. İkinci önemli konu da belki bunlar aynı zamanda Türkiye'nin yakın gelecekte e, havaya karbon salınımı konusunda elde ettiği bu başarıyı törpülemek suretiyle Türkiye'nin ekonomik yol açabilir. Hiç üstüne gelecek ek bir vergi olmadan mal satmasını da engellemek. Bunları yemememiz lazım. Yani bu da bir ekonomik operasyon. Tabii boyutu. jeotermal başta olmak üzere yenilenebilir enerji konusunda Türkiye'yi durdurmaya yönelik operasyonların birçok boyutu aynı zamanda Türkiye'yi küresel ticarette de vurmaya yönelik operasyondur. Dolayısıyla yenilenebilir enerjideki hamlemizle küresel ticaretteki rekabet becerimiz arasında bir gelecekte çok bir ilişki var. var. Son bir nokta söyleyeyim ekonomik boyut itibariyle. Ne kadar engellenmeye çalışılsa çalışılsın, inan ki sonunda dünya bir küresel karbon piyasasını kuracak. Bu karbon piyasası kurulduğu anda, Türkiye havaya karbon salınımında kendisine tanınacak olan küresel kotayı yenilenebilir enerji sayesinde doldurmamayı başararak bunu fersah fersah kendi kapasitesini, kendisine tanınmış olan rezerv kapasitesini, havaya karbon kapasitesini fersah fersah geçen ülkelere milyar dolarların üzerinde kullanmadığı karbon kapasitesini satabilir. Evet. Türkiye kullanmadığı karbon kapasitesini ihraç ederek başka geçen o bile ihraç dönüşebilir yani, dersin ki Çin Hindistan diyecek ki abi daha benim bir 10 yılım daha var. Ben tutturamıyorum. Ama bu arada da dünyada var olmam lazım. Bana karbon kotanı satar mısın diyecek. Biz de yenilenebilir enerji sayesinde doldurmadığımız karbon Çin, kotamızı Çin, satacağız. Çin'in Çin'in Çin bunu doldurma, Çin'in bunu açığı kapatması çok zor da. Çok zor. Yani Ama milyar dolar oradan para ilaç kazanabiliriz ilaç ya ilaç Düşünsene. Bu konuda tuzak. sürekli koronavirüsle muhatap olduğumuz düşürülmemiz evet. halinde Vatandaşımız yanlış bir algı operasyonuyla evet. karşı karşıya kaldığında dünyaya satacağımız, kullanmadığımız karbon kotasından mahrum kalıyoruz. Evet. Avrupa Birliği'ne iki sene sonra sıfır e, karbon vergisiyle, hiç karbon vergisine maruz kalmadan satabileceğimiz ihraç ürünlerimizle ilgili kendimizi gereksiz yere, tehlikeye sokuyoruz vesaire. Ya elimizde sonsuz enerji var. Ülkemizin toprakları içerisinde katmanların arasında Türkiye'nin enerji ithalat faturasını dibine kadar düşürecek tarihi imkanlar bunlar. Rüzgar, e, geotermal, jeotermal, efendime söyleyeyim, e, güneş. hidro, evet. güneş ve biz diyoruz ki yani birlerinin dolduruşuyla vatandaşımız bu konuda uyanık olsun. Evet. Birleri Türkiye'nin ithalat faturasının bitmesini istemiyor. Birleri Türkiye'nin sıfır karbon vergisiyle dünyaya mal satmasını istemiyor. Türkiye'nin ileride karbon kapasitesini, karbon kotasını doldurmayarak milyarlarca dolar bu işten para kazanmasını istemiyor. Şöyle Uyanık bir olalım. Evet. miyim hocam? Buyur. Şimdi Denizli oldukça jeotermal açısından önemli bir bölge bizim için. Denizli ve Aydın ve Manisa. Evet. Şimdi Denizli'de hala hazırda bir e, şehir ısıtmacılığı yapılıyordu. Ki bu şehir ısıtmacılığı biz çok aşinayız. İzmir-Balçova bölgesi. Jeotermal ısıtılır çok uzun senelerdir 98'den beri. Şimdi Kızılıdere ve bu Denizli bölgesinde üretilen elektrikten kalan e, hala sıcak olan bir akışkan var. Bize şehir ısıtmacılığı için 70 derece yetiyor. 70 derece bir akışkan sıcaklığı evet. yetiyor. Hay yani haydi haydi bir sürü akışkanımız var ve bunların hepsi 140 derecenin üzerinde olan akışkanlar. Atık bunlar. Yani biz bunu yerin altına basıyoruz çevre nedenleriyle ürettikten sonra. Evet. Onun da atığı var yani. tabii. Onun yerin altına e, atıyoruz e, kuyularla. Ama şöyle bir durum var. Biz orada şehir ısıtmacılığını da elektrik ürettikten sonra yeni bir çevrimle e, kalorifer sistemine e, şebekeyi ısıtarak e, bölgedeki insanların bu şekilde ısınmasına olanak sağlarken iki sene önce doğalgaz döşendi o bölgede. Yani doğalgaz. Jeotermal evet. bırakıldı yani hani. Hiçbir şey yok yani hani aldığı, yine... akışkanı, sıcaklığını alıp geri yerin altına veriyoruz yani. hani ya hani bu konuda da doğal kasa geçildi şimdi hani bu da yine yani Rusya ile bu bizim bu bizim önemli oluyor? çünkü Rusya ile hani e, ekonomik ilişkilerimizin bugün e, anlaşma yaptığımız İdlib konusunda Rusya ile ekonomik ilişkilerin e, yoğun ekonomik ilişkilerin ve bizim aslında doğal gaz e, ithalatçısı olarak bağımlı olduğumuz ekonomik ilişkilerin e, azaltılabileceğine yönelik bir örnek verdi Füsun Hoca. Ama bu tür ne diyelim artık iş bilmezlik mi ha, yoksa, ihmal mi ya, veya başka... Rusya, Rusya, itler, evet. Rusya tarihinde ilk kez Türkiye gibi güçlü e, ve masada kartları etkili şekilde oynayabilen, artık kendine çok farklı konumlandırmış evet. bir ülkeyle bulabileceği en tarihi yakınlık fırsatını değerlendireceği bir döneme girmiş durumda. Rusya'ya bu konudaki ciddiyetimizi ve samimiyetimizi onlarla nükleer enerjiye beraber girerek göstermiş olduk. Bu kadar kritik bir dönemde NATO üyesi bir ülke olmamıza rağmen S400 savunma hava savunma sistemi alarak, alarak fazlasıyla kanıtlamış durumdayız. Bunca ortaya koyduğumuz kararlı duruşa yani Rusya'yla artık bu topraklarda, bu coğrafyada farklı bir ilişki seti kurmamız noktasında bu samiyeti ortaya koymuş olmamıza rağmen e, Türk akımı yeni doğalgaz e, doğalgaz boru hatları ile ilgili o duruşu ortaya koymamıza rağmen üstelik de Amerikan Kongresi'nden gerek e, kuzey e, şey e, kuzey akımı e, e, Almanya ile olan gerekse Türk akımı ile ilgili olarak e, bunlarla ilgili ciddi bir takım yaptırım kararları da çıkmasına rağmen biz bunları yapıyoruz. Evet e, Rusya'nın e, Türkiye ile e, arasındaki ilişkiler açısından yakaladığı bu tarihi imkanı kaçırması, e, evet. kaçırması gerçekten Rusya açısından bir talihsizlik olur. Bir olur. Hocam... İnşallah öyle görülür, öyle okunur. E, sahadaki Rus komutanlar da. Türkiye'nin önemini, anlamını da daha fazla idrak ederler diye umut Ve ediyorum. Ve süreci sabot etmezler. Hocam 4 dakika kaldı ateşkese. Ben Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından ulaşan bazı notları aktarmak istiyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Moskova ziyareti e, sürecinde e, ki bazı ayrıntılar. Cumhurbaşkanımız Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e görüşmeleri e, sırasında bir tabi taziye açıklaması söz konusu oldu. Bu olumlu karşılanmış. Her ne kadar 34 şehidimize sebep olan, 34 Mehmetçiğin şehadetine sebep olan saldırıda Rusların hem hava sahasının kontrolü, hem uçakların Rus uçağı olması, hem de aslında pilotlar da yani Rus olabiliyor yer yer. tabi rejimi de yine eğiten onlar oluyor. Sonuçta her türlü asıl kaynak onlar. Bu süreçte bu olaydan sonra Türkiye'nin tepkisini görünce, e, rejim tabi rejime yönelik tepki aslında Rusya'ya da çok ciddi bir mesajdı. Hatta Rusya'yı ya karşıya alma anlamında. Buradaki tazi açıklamasında olumlu karşılandığı belirtilmiş. E, anlaşma olmama halinde Türkiye'nin rejim unsurlarını İdlib'den kendi imkanlarıyla temizleme konusunda bir irade ortaya koyacağı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bildirilmiş e, karşı tarafa ve görüşmeler sonrasında da Türkiye'nin ulusal çıkarları doğrultusunda izlediği bağımsız dış politika yeni bir sürece evrildi. Yeni bir başarı aşaması aynı gün hem Rusya ile liderler düzeyinde ve tabii ki heyetler düzeyinde de müzakereler vardı. Hem de ABD Başkanı'nın özel temsilcisi İstanbul'a geldi. Bir yandan Suriye'den gelebilecek yeni bir düzensiz göç dalgası en önemlisi bu. Engelleyerek ulusal çıkarlar korundu. Diğer yandan ABD başta olmak üzere Batı da bir şekilde Türkiye'ye destek vermek söz sözlü de olsa ama hani istihbari destek vesaire diyorlar. Onlar da bize ne kadar ihtiyaçları olduğunu daha iyi anlamış oldular. Son olarak yani şu boyutta önemli. Türkiye'nin kendi öz kaynaklarıyla Esad rejiminde öz kaynaktan kastımız savunma sanayi imkanları. esat Esad rejimine ağır bir bedel ödetmesi Suriye'nin geleceğinde söz sahibi olma kararlılığını ortaya koyması önemliydi. Türk askerine yönelik herhangi bir saldırının yanısız kalmayacağı da açıkça anlaşılmış oldu. Böyle devam ediyor. Bu noktada ateşkesi 2 dakika kalmışken yani Eylül 2018 sürecinden bu tarafa Rusya ile yapılan bu yeni aşama, mutabakat aşaması sahada uygulanabilirliğiniz bu Rus ne diyelim derin devletinin, derin aklının sahadaki unsurlarının şeyine mi bağlıyorsunuz, samimiyetine mi bağlıyorsunuz? Bence burada Ruslar bazı hususlarda <laughs> ne kadar kararlı olduklarını göstermek adına bir hamlede bulunduysalar ondan da öteye bizim de bazı hususlarda... Kesinlikle kararlı olduğumuz konusunda... Test mi ettiler kendilerince biz? Bence test edilmiş olabiliriz ama bu testten de ağır bir başarıyla. Ağrı tabii çok güçlü anlamda karşı taraf söylüyorum. Açıdan, evet. ee, onlar açısından ağır... Kendileri bizim de de açımız... kabul etti. Rejim çok ağır kayıplar verdi evet. diye. Yani bu, biz de dedik ki lütfen böyle testlere gerek yok. Ee, Türkiye'yi her ne zaman bu şekilde test etmeye kalkarsanız... Bunu en şiddetli şekilde cevabımızda göreceksiniz diye. Hani bir ara diye. eski bir başbakan döneminde kararlılığımızı test etme konusu çok gündeme geliyor diyor hocam, hı hı. ama teoride kalıyordu. Şimdi bunun sahadaki sonuçları görünüyor. Şimdi tabii ülkenin milli savunma teknolojileriyle ilgili hamlesi bu noktaya geldiğinde, o sözler havada kalmayıp da fiiliyata dönüştüğünde işin rengi de herkes için dost ve düşmanların tümü için de bir farklılık arz ediyor. Biz dost ve düşmana Artık e, bu coğrafyada, e, bu, bu coğrafyanın kaderinin belirlendiği süreçlerle ilgili olarak e, artık e, yani ciddi manada dikkate alınması gereken oyun kurucu bir aktör olarak artık hem masada evet. hem sahada olduğumuzu çok net göster. An itibariyle e, hocam e, izleyicilerimize duyuralım. İdlib'de ateşkes yürürlüğe girdi. Bugün 5 Mart'ta geride bıraktığımız. Ee, günün e, öğleden sonrasında başlayan uzun görüşmeler 5 küsur saat görüşmeler sonucunda Moskova'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ardından heyetlerin görüşmeleri sonucunda varılan ek protokol Soçi mutabakatının devamı olan ek protokol yürürlüğe girdi ve İdlib'de ateşkes sağlandı an itibariyle. Bu dakikadan sonra bilhassa Rusya'nın rejimin e, verdiği taahhütleri Rusya'nın verdiği taahhütleri rejimin sadık kalmasını temin etmesi gerekecek. Böyle bir süreç yaşanacak. Bu arada son olarak yani Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgilerde son madde şu önemli. Rusya çok boyutlu ilişkilerimizi rejimin hırs ve kaprislerine kurban etmemek için anlaşma yoluna gitmiştir deniliyor ki bu önemli. Az önce konuklarımızla konuştuğumuz Türkiye'nin Rusya ile Türkiye'nin ekonomik bazlı işbirliği süreçleri, yer yer askeri işte savunma sanayindeki işbirliği süreçleri bütün bunlar Esad ısrarını ısrarını sürekli sistematik hale getirecek kadar kuvvetli değil. Esatlı ısrar etseler bile Türkiye'nin bu konudaki tavrını gördükçe anlaşma yoluna gitmek durumunda kalıyorlar. Sahadan sonra masa bu şekilde bir denklem ortaya çıkarmış oldu hocam. Bunu tamamen Rus devleti devlet yapısı içindeki unsurların bu samimiyeti Türkiye'yi artık anlayan çünkü Rusların şöyle bir söylemi de vardı. Zaman zaman yayınlarda dile getiriyoruz. Yani Türkler Zeytin Dalı Harekatından sonra Afrin'de işte şehit verdiği yerden çıkmaz gibi bir şeyleri de var. Bu, bu tür eee İdlib'deki bu tür göç dalgasını artıracak baskıların bizim orada kalma niyetimizi yani en azından sorun çözülene kadar kalma niyetimizi artıracağı için onlar da bizim orada kalmamızı ila nihayet kalmamızı istemedikleri için bu tür süreçlerin içine girmemeleri onların da lehine olur makro düzlemde diyebilir miyiz? Bence bütün mesajlar artık açık ve net olarak veriliyor. Hiç dolan başlı mesaj yok. Evet. Herkes kırmızı çizgilerini çok net tanımlamakta. Bu vesileyle Türkiye'de hangi şartlarda kendisine yönelik bir hamle yapılırsa bunu ödünsüz olarak nasıl cevaplandıracağı konusunda e, duruşunu e, tüm boyutlarıyla bence masaya e, koymuş durumda. Evet. E, bu süreci e, bu şekilde görmek gerekiyor. Bence Rus tarafı da bunu e, okuyor. E, dolayısıyla hani şunu da diyor, diyor olabiliriz. Yani evet biz masada e, diplomasi boyutunu ihmal etmeden. Ee, bu konularla ilgili müzakereyi götürmeyi biliriz. Ama genel manada bakıldığında artık evet. e, hani Türkiye olarak e, bu konularda diplomasiyi son dakikaya kadar zorlayacağız diye de e, sahadaki hamlelerimizin e, gecikeceği konusunda da bir yanlış kanaat oluşmasın. E, bununla ilgili olarak yanlış bir kanaat oluşup da en ufak bir teşebbüs olduğunda gereken cevap veriliyor. Artık cevabı evet. vereceğiz. Bunu da bu süreç içerisinde ciddi manada kanıtlamış ve başarmış da durumdayız. Evet. Bir iki tane daha başlık aktaracağım. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edilen bilgilere istinaden. Türkiye-Rusya mutabakatı <laughs> ekonomik boyutu da var bunun hocam. ABD ve Avrupa Birliği'nin Türkiye destek olmasını engel değil. Özellikle göçmen dalgası Türkiye'nin aldığı karar hızlı bir karardı ve aslında <laughs> reaksiyonu geldi karşıdan. Hani Aceleci, aceleci bir karar vesaire sorgulamalarına aksine Avrupa Birliği bu konuda Türkiye'nin kartı gördü yani. Ta işte İskandinav ülkelerinden gelip bize gelmeyin bizde yer yok Yunanistan sınırına kadar süreçler işledi. Evet bugün öyle bir şey de gördüm. Evet. Çok da tebessüm ettim. yani. Evet hakikaten. yani biz bu kadar göçü karşılarken ABD ve Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye destek olmasına engel değil. Hava savunma sistemiyle de ilgili bu. Hem o sistemin konuşlandırılması hem istihbarat paylaşımı gibi güven artırıcı adımlar atılabilir. Yine e, bugünkü mutabakatın en önemli, en hassas noktalarından biri olan İdlib'de hala 3 milyondan fazla sivil küçük bir alanda sıkışmış durumda. Belki Gazze'den sonra en yoğun yer olduğunu zaman zaman söylüyoruz. Bunun ölçümü yapılırsa açığa çıkar mutlaka. Sırf Atme Kampı bölgesinde bizim Reyhanlı'ya yaslanan e, 1 bin üzerinde insan var. Bölgeden kaynaklanan düzensiz göç tehlikesi devam etmektedir. Avrupa ülkeleri Rusya'ya göçmenleri... Avrupa demokrasilerine karşı silah olarak kullanma şansı tanımamalıdır diyor. Son günlerde yaşananlar bölgede yaşanan insani krize kapsamlı ve kö çöklü köklü çözüm bulunması ihtiyacını ortaya koymuştur. Bunun aslında buradaki bu, bu, bu açıklamanın bir yönüyle nihai çözüm olmadığını 5 Mart mutabakatın her ne kadar şu anki problemi çözse de bir atıf yapılmış oluyor. Son olarak e, Türkiye-Rusya mutabakatı Türkiye'nin mülteci politikasına yaptığı değişikleri geri almasını gerektirmez. Yani biz kapılar açtık bir daha tekrar kapatacağız gibi bir e, mecburiyet getirmez bize. Bu konuda tabii ki karar Türkiye'ye ait. Avrupa Birliği'nin 2016 anlaşması kapsamında Türkiye'ye verdiği sözleri tutmadığı gerçeğini de değiştirmez. E, Avrupa Birliği Türkiye'ye karşı değil, Türkiye ile işbirliği içerisinde Suriye'de yaşanan insani krizi sonlandırmak için gerekli adımları atmaya devam etmelidir. E, gerekli adımları atmalıdır. Devam etmedi, hiç yapmadı aslında. Başlamadığı adımları sürdürmelidir diyor. E, tekrar enerji konusuna dönersek hocam, e, yenilenebilir enerji meselesi Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki yani özellikle Libya ile yapılan Ulusal Mutabakat Hükümeti ile yapılan anlaşmayı da göz önüne alırsak o konudaki o fosil yakıtlar konusundaki e, kararlılığını, iradesini sekteye uğratmadan devam edecek bir süreç. Orada zaten bir süreç işliyor. Ama içerideki bu imkanları çok ciddi oranda yoğun biçimde uygulamak, yoğunlaşmak gerekiyor ki ee, bu konuda Türkiye'ye başka bir model e, oluştursun ve bu, bu imkanlarla hem ekonomik anlamda hem siyasi anlamda yeni bir güç alanı oluşturabilir e, diyebiliyor musunuz? Şimdi yenilenebilir enerji konusunda Türkiye aslında dünyada e, bir ölçüde de şanslı bir ülke. Şimdi e, izleyicilerimiz bizi seyrederken e, Türkiye'nin şu anda sahip olduğu jeotermal, rüzgar, Güneş, güneş ve hidroelektrik enerji imkanları boyutunda evet. yenili bir enerji ile ilgili bu imkanlar konusunda yakınımızdaki ülkelerden başlayarak her ülkenin aynı ölçüde şanslı olduğu konusunda da bir kanaate kapılmasınlar bu bize ait bir fırsat bize ait bir imkan ülkelerin büyük bir kısmı bu yenilenebilir enerji teknolojileri konusunda biyokitle dahil olmak üzere öyle bizim kadar şanslı olan ülkeler değiller Rüzgarı var da diğerleri yok. Yok işte bilmem nesi var da öbürü yok. Bizde nasıl bir e, yani lütufsa aslında hepsi var. Ama bu temel gerçeğe rağmen e, Uluslararası Enerji Ajansı'nın raporları e, bilhassa doğalgaz başta olmak üzere e, fosil yakıtlara bağımlılığın 2050-2060'a kadar öyle ya da böyle devam edeceğini işaret ediyor. Yani bugünden 2050'ye yenilenebilir Enerji teknolojilerinde örnek evet. vermek açısından, bunun yüzde sekseni yenilebilir enerji teknolojileriyle karşılanacak diye de bir gelecekten söz etmiyoruz. Ama burada Türkiye'nin önümüzdeki dönemde kendi milli imkanlarıyla yenilenebilir enerji teknolojilerinin toplam enerji üretimimizdeki payını örnek olarak söylüyorum 30'lara çıkarması. Doğu Akdeniz'de e, Türkiye'nin evet. e, kendi e, ekonomik münasır alanlarında bulmayı başaracağı e, doğal gazla da e, dünyadan ithal etmek durumunda olduğu doğal gaz yerine zaten e, devam edeceği kesin olan doğal gaz ihtiyacını da kendi milli imkanlarıyla karşılamak suretiyle özellikle bizim cari açığımızın e, bu derece yüksek olmasının en büyük gerekçesini oluşturan ithal enerji ithal enerji faturasından Türkiye'yi kurtaracak olan hamlelerden söz ediyoruz. Yani bugünden yarına dünyada hiçbir ülkenin doğalgaza olan ihtiyacı bitmeyecek. Ne bitecek? Kömürün kömürün sonu geliyor. 2030'dan sonra doğalgaz kömürün çok üstüne çıkan bir fosil yakıt alanı olmaya başlıyor. Kömür misyonunu tamamlıyor. Evet. Çünkü karşılaştırırsan çünkü zaten daha temiz bir kaynak. Evet, doğalgaz daha az karbon salınımına evet. sebep oluyor. Şimdi o nedenle fosil yakıtlar içerisinde ilk elimine olacak, ilk oyundan düşecek olan kimdir diye sorarsan ilk kömür. Evet. Kömür gidiyor. Sonra e, petrol, petrol gidiyor. Yani. Doğalgaz muhtemelen herhalde 2100'lere kadar hayatımızda olmaya devam edecek. Ama bu arada e, soğuk yakıtlar işte hidrojen bazlı yakıtlar, füzyonlar bilmem yani bizi şu anda enerjide de nasıl bir yeni teknolojik sıçramanın beklediği hakkında da bir fikrimiz, Çok yok. fikrimiz yok. Yok evet. Öyle acayip bir şey olabilir ki şu anda konuştuğumuz bütün enerji imkanları ve teknolojilerin ötesinde dünya bir başka enerji imkanı ile ilgili tarihi bir buluş gerçekleştirebilir. O buluş nedeniyle insanoğlu enerji ihtiyacını ...havayı kirletmeden... ...belki çok farklı bir şeye geçebilir. Ama bugün itibariyle bakıldığında... E, ...kömür ilk elenecek olan... ...ilk oyundan düşecek olan gibi gözüküyor ama... ...2030'dan sonra yavaş yavaş... ...yani 2030'dan... ...2050'ye, 60'a doğru... ...kömür ilk... E, e, ne ...ilk demode olacak ilk diye. Demode olacak olan... ...enerji türevi olacak. Bunu daha sonra petrol... petrol e, ...takip için. edecek. Doğalgaz biraz daha var. Bu arada da yenilebilir. Şuraya da bakıyorum... Nükleer enerji ile ilgili de çok böyle tantana var. Nükleer enerji de öyle ya da böyle hocamız rakamlara benden daha fazla hakimdir. Evet. Ama baktığımda nükleer enerjinin küresel anlamda dünyanın yıllık enerji ihtiyacının karşılanmasındaki rolü de pek yüzde dördü geçecekmiş gibi gözükmüyor. Görüm ben mi? bir yanlış rakam söylüyorsam. Aslında şey bağlı hocam. bu Avrupa'da çok fazla kaynak yok. Evet. Yani doğal gazları yok, biliyorsunuz da TANAP'tan alıp Yani Birazcık Gözü da o TANAP'tan. nükleer enerjinin ağırlığının fazla olması da Mecbule biraz evvel anlattığım hikaye. Evet, adam yani. bizim kadar şanslı olmadığı evet. için Avrupa ülkeleri dahi evet. adamın enerji ihtiyacını karşılamak için nükleer enerji ihtiyacı var. Biraz evet. ondan kaynaklanıyor. Evet. Dolayısıyla ilk oyundan işte kömür, petrol sırasıyla doğalgaz ama yenilere bir enerji hocanın söylediği çok büyük bir gelişme olsa bile çok enteresan bir gelişme olsa bile önemini devam ettirecek. Enerji hep şu söyleniyor ya hocam, yani enerjiyle e, temizlik çok yan yana gelen bir şey değil. Çünkü havayı kirleten bir şey. Bir de tabii olayın politik boyutlarında hep gördüğümüz e, fosil yakıtların e, dünyada önem kazanmasıyla 100 yıl öncesine dayanan bir dünya savaşı sonrası evrede bütün o bölge ülke, bütün bölgemizi Orta Doğu'yu kana bulayan süreçleri düşünürsek hem insani anlamda bir e, kan ve petrolün özdeşleştiği o maalesef o denklem hem onu bertaraf ediyor hem de çevre anlamında temiz enerji anlamında bir imkan yaratıyor. Bu anlamda Clean Energy diye bir dergiyi de anmak istiyorum bu, bu konuya vurgu yapan. Bizim bu konuyu hocam yani yenilenebilir enerji konusunu rüzgar da dahil, jeotermal de dahil dünyaya yani geldiğimiz aşamayı siz çok hızlı buldunuz söylediniz. çok Hatta yükselme hızımızı düşünürsek birinci sırada olduğumuzu bile öyle, söylediniz. Öyle görünüyor evet. Bu konudaki kapasitemizi çok yeterli bulmakla beraber öyle diyorsunuz. Ee, doğalgaz diğer fosil işte yakıtlar konusuna bağımlılığı tamamen bertaraf edecek bir aşamaya gelmesi gerek niyet gerekse yatırım düzleminde şu aşamada mümkün mü? Bunun için önce bir karar verip ona göre mi yoğunlaşmak gerekiyor. Çok lokal bir örnek verdiniz Denizli'den. Hı hı. Bunun genel bir irade haline gelmesi lazım ki o %18'in böyle %60-80'lere çıkması beklensin. O biraz zor olabilir. Hı. Çünkü sanayide biz gerçekten yüksek sıcaklığa ihtiyaç duyuyoruz. O yüzden doğalgaz sanayi konusunda bizim ihtiyacımız olan bir e, etmen olarak kalacak. Ama şöyle bir şey var. Biz e, henüz daha evlerde e, pasif solar sistemleri yani pasif güneş sistemlerini kullanmaya başlamadık. Yani biz en başta kendi evlerimizde başlarsak bu e, enerjiyi kullanmaya aslında çok daha fazla e, enerji verimliliği ile karşı karşıya geleceğiz. Aslında az önce hani yeni bir enerji e, kaynağı keşfetmekten bahsetti hocamız. Aslında en büyük enerji kaynağı keşfedilecek enerji kaynağı enerji verimliliği olacak. Çünkü evet. şu an enerji tasarrufu konusunda hem biz hem de dünyadaki bütün ülkeler gerek binalardan kaynaklı olsun, gerek araçlardan kaynaklı olsun çok ciddi bir enerji kaybımız söz konusu. Yani biz 100 birimlik bir enerji elde ediyorsak mesela bizim ee kayıplar enerji kayıpları nedeniyle bizim elimize gelen zaman zaman %40'a kadar düşebiliyor. Yani 100 ürettiğiniz evet. zaman 40'ını kullanabiliyorsunuz. O yüzden enerji verimliliği kavramı oldukça önemli. Çünkü şu an dünyada da mesela bu önemli fonlar alan ee projeler, büyük projeler bu enerji verimliliğine yönelik işte sürdürülebilir binalar deniyorlar, yeşil enerji deniyor. Bu binaların ee mümkün olduğunca enerjiyi hem ısıtmada hem soğutmada. Çünkü soğutma aslına bakarsanız çok daha fazla enerji tüketen, enerji isteyen bir alan. Evet. O yüzden biz bu yenilenebilir enerjiyi dünyadaki gelişen trende artan enerji ihtiyacına entegre etmeliyiz. Demek istediğim şey şu, şu an çok fazla miktarda dijitalleşmeden bahsediliyor. Dijital dönüşüm. Bütün şirketler dijital dönüşmeye başlıyor. Şimdi burada bu çok güzel bir şey. Tamam dijital dönüşelim, en etkin bir şekilde veriyi paylaşalım, veriden e, çeşitli tahminlerde bulalım, daha etkin bir şekilde kullanalım teknolojileri. Ancak her biriktirdiğimiz veri bir enerji ihtiyacı karşılıyor. Yani bir data center'ları düşünün. Bu verinin hem alınması var, hem compute edilmesi evet. var. E, aynı zamanda da bu verilerin depolanması var. Yani artık serverlar yetmiyor. Ya. şimdi O yüzden dijital dönüşüm dediğimiz şey eğer bizi e, bu elektrikli araçlarda olduğu gibi, eğer biz enerjiyi, e, elektriği, fosil yakıtlardan elde edeceksek ve elektrikli araçlarda o şekilde kullanacaksak hiçbir manası yok. Biz bunu yenilenebilir enerjiden karşılamayız. Karşılamamız gerekir. Aynı şekilde dijital dönüşümde de... Milli otomobil bağlı. Elektrikli oluyor. otomobilde evet. şarj evet. ettiğin şeyi de yine fosil yakıtla fosil üretiyorsan... Yakıt evet. Hiçbir anlamı yok. Hiçbir hiç anlamı yok. O yüzden bizim bu yenilenebilir enerjiye olan ihtiyacımız hem Türkiye'de hem de dünyada bitmeyecek düzeyde. Çünkü şimdi Avrupa'da mesela 2018 yılında 2020 e, elektrik tüketimini öngöremediler. Halbuki Avrupa'da çok net yani. Hani yapılan şeyler, her şey çok belli. Endüstri, sanayi çok belli. Bunun nedeni tamamen dijital dönüşüm. Yapay zeka uygulamaların çok fazla enerji ihtiyacı. Yani bu bilgisayarlarda kullandığımız programlar Yani vesaire. açık oluşuyor. Yani, e, yani o konuda öngöremiyor ne kadar ihtiyacı var. Yani şöyle söyleyeyim. Şimdi blok zincir teknolojileri yok. Mesela? Kripto paralar, işte... E, Televizyon ekranlarında izleyicilerimiz gerek böyle çok efsanevi yönleri itibariyle gerekse de gerçekçi yönleri itibariyle bu kripto paraları, şunları, bunları falan dinliyorlar. Bilinmesi gereken nokta şu, biliyorsun bir efsane var. İşte bir gün yeni bilgisayar sistemlerine geçilecek evet. ve onlar o, 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 bilgisayar, ya. o bilgisayarlar bir gün geldiği zaman dünyanın bütün kompütür sistemi başka bir şeye geçecek diye. Fakat Tek merkezden kontrol edilebilir hale gelecek mesela. Yani bugün itibariyle baktığından baktığında elimizdeki mevcut bilgisayar sistemlerine göre kripto paraları ve blok zincir sistemlerini bile inanılmaz inanılmaz yani akıl hayal almayacak bir enerji tüketerek evet. çalıştırmak durumunda kalıyoruz. Bir kripto para üretmenin, üretmek için kullanılan enerjinin boyutları inanılmaz. Hatta bir yani trajikomik de bir hikaye anlatayım. Türkiye e, kaçak enerji kullanımı ile ilgili son dönemde büyük bir mücadele e, ortaya koydu ve bu konuda inanılmaz evet. mesafe aldı. Şimdi e, uzunca bir dönemden beri e, Türkiye batıda, İç Anadolu'da, Türkiye'nin çok büyük bir bölümünde Kaçak enerji kullanımı ile ilgili bunu sıfıra yaklaştıracak şekilde önemli bir başarı elde edince çok enteresandır. Kripto para üreticilerinin önemli bir kısmının bir dönem daha Türkiye'de elektriğin kısmen kaçak kullanılabileceği Güneydoğu Anadolu'ya gittiklerini görüyoruz ve çiftlik gibi gözüken hayvan çiftliği gibi gözüken yerlerde gizli gizli aslında yüksek enerji evet. kullanımıyla kaçak olarak kripto paralar üretildiğine de şahit oluyoruz. O nedenle e, hani bu, bu, bu işlerde dijital şey, dünyaya geçişin getirdiği böyle bir yani e, akıl almaz e, enerji, enerji bağlamı böyle bir yeni denklemde var. Bu, evet. bu bu yenilenebilir enerjiyle ilgili bu büyük sıçramalar olmadan e, bizim bu dijital bu dönüşümden kart. de çıkmamız ihtimal dahilinde bile değil. değil. Kısa bir ara vereceğiz. Kısa bir reklam arasından sonra Kozmik Masa devam edecek bizden ayrılmayın. bu akşam 5 Mart İdlib Müsabakatı'nı konuşuyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin'le yaptığı görüşmede, Moskova'da yaptığı görüşmede ve Türk ve Rus heyetleri arasında yapılan görüşme sonucunda varılan bu ek protokolün sahada e, 00 itibariyle e, 6 Mart'a girdiğimiz şu anlar itibariyle az önce uygulanmaya başlandığını gördük. E, 3 maddede toplandı anlaşmanın ana şartları ateşkes umarız devamlı olur ve Türkiye'nin Eylül 2018'de vardı Rusya ile yapılan Soçi'de yapılan mutabakat gereği vardı sürecin devamı noktasında hem İdlib'den sivil göçünü engeller hem de terörle mücadele noktasına katkısı olur ve rejimin saldırılarının engellenmesi noktasında yine katkı sağlayacak bir anlaşma olacağını dileyelim bu anlaşmanın sahada uygulanabileceğini ...görelim e, diyelim. Ve aynı zamanda enerji konusunu konuşuyoruz. Rusya ile de çok derin ekonomik, ekonomik bağlamlı ilişkilerimizin önemli bir parametresi enerji. Türkiye'nin milli savunma sanayinde yaptığı ve Suriye sahasında İdlib'de gördüğü e, atılımın... E, ...savunma sanayi atılımının sonuçları özellikle yerli e, sihalarla gördüğü atılımın sonuçlarını yenilenebilir enerjide de e, nasıl göreceğini konuşuyoruz. Son 10 yılda yapılan atılımları konuşuyoruz. İki değerli konuğum var. Profesör Doktor Kerem Alkin öğretim üyesi Füsun Tut haklıdır bizimle. E, hocam bir ekleme yapacaktınız en son e, oradan e, nükleer enerji Türkiye'nin e, kaldığınız yerden devam ederseniz e, tekrar Füsun Hocaya döneceğim. Tabi. E, yani burada vurgulamak istediğim konu şu: e, Türkiye'nin e, bu konularda e, elini güçlü tutması, e, özellikle e, uluslararası alanda rekabetçiliği açısından son derece önemli yani şöyle ifade etmemiz evet. lazım dünyada özellikle kömürün devre dışı kalacağı sürece doğru giderken 2030'la 2050 arası kömür oyundan düşeceğinde bizim bu dönemde yenilenebilir enerjiyle bu alanı dolduracak hamlelere de bu anlamda devam etmemiz gerekiyor. Evet. Hocam hep şu söylenir. Rahmetli Mahir kaynağın çok dile getirdiği bir şeydi. Ekonomi istihbaratta veya ülkelerin genel stratejisinde çok Türkiye'de daha doğrusu hesaba katılan bir şey olmaya geldi. O yüzden kendisi de bir ekonomi yani ekonomi eğitimi almış bir istihbaratçıydı. Türkiye bu konularda gerek o think tank devletin bir şekilde aslında devlete akıl düzeyinde de bir katkı sağlayan ABD'de çok örneğini gördünüz. Çünkü orada akademi, devlet ve ne diyelim bütün o ilişkiler, think tank ilişkileri çok kurumsallaşmış. Bizde henüz öyle bir yapı yok ama istihbarat ekonomi ilişkisinden bakarsak, enerji istihbarat ilişkisi açısından bakarsak çünkü aynı anda bir sürü sahada mücadele ediyoruz. Yani hem askeri anlamda işte Suriye sahasında verdiğimiz mücadele malum. Bunların hepsinin enerjiye dayanan bir yönü var. Ekonomik boyutu var. Özellikle Libya sahasına gitmemizin temel sebeplerinden biri o. Bu konuda devletin istihbarat yapılanmasıyla tabii Milli İstihbarat Teşkilatından başlayarak ama genel devlet konseptiyle ekonomi, enerji ve istihbarat koordinasyonu ve akademik koordinasyonu think tank'lere de ulaşacak şekilde sizce nasıl sağlanır? Bu da bizim önümüzdeki günlerdeki veya bugünden başlayarak Ana konu başlıklarımızdan biri değil midir? Ee, bu konuda gezi olaylarından bu yana e, bir ülkenin e, çeşitli metotlarla e, içeriden ve dışarıdan bir saldırıyla karşı karşıya kalması halinde bu tür e, saldırı süreçleri açısından bunun önemli parçalarından bir tanesinin finansal ve ekonomik saldırı olabileceği konusunda e, e, bir takım enteresan tecrübeler yaşadık. Bu tecrübeler çerçevesinde her yaşadığımız süreçte o dönemden bu tarafa evet. hep bir ekonomik ne... zarara mı uğradık hocam? Ee, ciddi manada ekonomik zararı uğradığımız anlar oldu. Bunları telafi edebilme gayreti içerisinde olduk. Ede... Edebildiğimiz kadar ne ettik. Ne çapta zararlardı bunlar? Ee, yani, yani 2013'ten bu tarafa. Örnek vermek gerekirse mesela Türkiye'nin e, yıllık bazda %5'in altına düşmek suretiyle Cumhuriyet tarihinde görebileceği en düşük faizi gördüğümüz dönemi dikkat alalım. Yani örnek vermek gerekirse 2013'ün Mayıs ayında Türk hazine kağıtları %4,78 ile %5'in altında tarihin en düşük faizini gördükten sonra 2013'ün Mayıs'ından 2020'ye eğer Türk hazinesi genel manada %5'in altında bir faizle evet. bugüne kadar ihtiyaç duyduğu boşlanmayı yapmaya devam etseydi Bizim nereden bakarsan bak en az 30-40 milyar dolar ciddi manada faiz ve ana para tasarrufumuz olurdu. Ama biz bu 30-40 milyar dolarlık ana para ve faizi yapılan operasyonlar nedeniyle işte Türkiye'nin derecelendirme notunun düşürülmesi operasyonu vesaire biz bu operasyonlarla %5'in altında bir borçlanmadan Yeri geldiğinde %20'nin üzerinde bir borçlanma yapmak durumunda olduğumuz günleri yaşamak durumunda kaldık. Evet. Bu da Türkiye ekstra bir maliyet olarak geldi. E bu 30-40 milyar dolar e, baktığında kaynak olarak senin milli savunma hamlelerine, milli enerji hamlelerine, e, ülkeye yepyeni teknolojiler kazandırma hamlelerine, e, ne bileyim e, ülke ekonomisinin ihtiyaç duyduğu pek çok altyapı, sekte altyapı projelerini yapabileceğin kaynakları bir şekilde budamaları anlamına geliyor. Ha yani Türkiye buna buna rağmen tüm bu yap, yapmayı hedeflediği projeleri büyük bir başarıyla hayata geçirmeyi geçirmiş de bir ülke ama e, gönül isterdi ki e, bu yapılan bu operasyonlar süreçte hiçbir yaşanmasın. FETÖ meselesi işte FETÖ'nün e, 2013'teki yargı darbesi evvelinde gelen Yani bu hani yaratır... sadece evet. ülke içerisinde e, Türkiye'nin yani vatandaşlar arasında bir ayrışmaya, bir bölünmeye sebep olabilecek operasyon boyutunda değil. Her boyutuyla bu işi yönetiyorlar. Yani Türkiye aynı zamanda yaşadığı bu ekonomik operasyonlarla bir miktar işsizlik sorununda artış görsün, enflasyon artsın, vatandaş enflasyondan ve işsizlikten dolayı rahatsız olsun. Bu duyulan rahatsızlık içeride yapılacak olan diğer e, e, olumsuz ve toplumda ayrışmaya sebep olabilecek olan istihbarati operasyonlar için altyapı oluştursun diye bir sürü konu var. Aslında bu güncel... Dolayısıyla ekonomik istihbarat bu boyutuyla e, bakıldığında e, aslında en kritik konulardan bir tanesi. Biri. Bize bu güncel meseleler, tabii Türkiye güncelinin yanı sıra bu daha orta uzun vadeli konulara odaklanmayan bir ülke değil ama son dönemde çok yoğun bir aktüel sorunla uğraşma. Mesela 2015-2016 parantezini hatırlayalım. Bizi Suriye'den uzak tutmak için içeride hendek kalkışmaları uğraştık vesaire bir sürü süreç yaşadık. Ekonomik sonuçları da oldu ama öte yandan bizim bugün bu programda Kozmik masada konuşma amaçlarımızdan biri olan yani orta ve uzun vadede önem arz eden, daha makro, daha ileri, daha uzun vadeli planlarla odaklanmamız gereken konulardan da uzak tutmuş oluyorlar genel manada. Türkiye aynı anda hem sıcak gündemin gerektirdiği meselelere yoğunlaşabilir. Gerek askeri manada, gerek politik manada Sayın Cumhurbaşkanının öncülüğünde gerekse ekonomik manada, istihbarat manasında da ama aynı zamanda bütün bu unsurlarla hem politik perspektifle hem istihbarat mantığıyla da daha orta uzun vadeli enerji bazlı, enerji ihtiyacı bazlı üreten bir ülke olarak ve ekonomisini geliştirmeyi amaçlayan bir ülke olarak bu konulara da odaklanabilir ee, anlayışını izleyicilerimize biraz e, hem ümit verme anlamında hem de Türkiye'nin de diğer ülkeler gibi orta ve uzun vadeli planları olduğunu göstermek istiyoruz bu program vesilesiyle 5 Mart mutabakatı yaptık. Her şeyden yaptık, önce evet. e, biz e, aldığımız çok ciddi tedbirlerle. E, Gerçekten ciddi tedbirlerle bu ekonomik ve finansal sağdurları bertaraf edecek beceriyi ortaya koyamasak evet. e, ne kaşıkçı cinayetinin küresel anlamda e, iz düşümlerini etkili bir şekilde yönetebiliriz ne bir şey. Yani şimdi e, çok ağır ekonomik sorunlarla, çok ağır işsizlik sorunlarıyla, e, çok e, ağır e, sosyoekonomik kırılmalarla boğuşan bir Türkiye kendi topraklarında evet. iş işlenen kaşıkçı cinayetine gereken konsantrasyonu gösteremez. Bunlar yapılmaya çalışılıyor ama biz bir yandan bu ekonomik ve finansal operasyonları ve saldırıları bertaraf edecek birçok beceriyi ortaya koyarken ve bu beceri sayesinde de fokus olmamız gereken, odaklanmamız gereken konuları kaçırmayarak bizim başımıza örülmeye çalışılan bir kaşıkçı cinayeti operasyonunu gibi. ki evet. bunu siz çok detaylı bir şekilde evet. Türk ve dünya kamuoyuna çok başarılı bir şekilde anlattınız. Evet. Dolayısıyla biz bu, bu tür operasyonları da ne, ne diyelim çözme, bertaraf etme ve dolayısıyla da dünya kamuoyunun bunları doğru okuması anlamındaki bütün istihbaratı, başarıyı da ortaya koyabiliyoruz. Bu vesileyle ekonomik ve finansal operasyonlar ve gizli bir şekilde Türkiye'ye yönelik olarak yürütülen savunma ve mühimmatla ilgili bir takım kısıtlamalar bir yandan da şunu hedefliyor. Türkiye bu askeri operasyonlarda bir hareket kabiliyeti eksikliğiyle karşı karşıya kalsın. Bu tür metotlarla Türkiye'yi sıkıştırmanın mümkün olmadığını, dolayısıyla işte diyorlar ki Türkiye'nin mühimmatı kalmadı, F-16'lar böyle falan hiç öyle olmuyor. Görüldü Bütün yani, bu laflara 27, rağmen evet. Türkiye 27, e, ciddi bir Sibat'tan askeri vuruş gücünü hiç eksiksiz eee yönetebildiğini de göstermiş oluyor. Evet. Hocam şimdi bu yenilenebilir enerji meselesinde birkaç konu başlığı var önem arz eden. E, ülkelerin e, yani ABD'den başlayarak e, işte Türkiye'nin de en üst seviyede olduğunu söylediniz zaten. Güneş enerjisi biraz önem verilen bir konu. Rüzgar keza öyle, jeotermal keza öyle. Türkiye rüzgarda hangi seviyede özellikle son 10 yılda yapılan yatırımlar göz önüne alınırsa, Amerika'da bunun ta 19. yüzyıla giden bir geçmişi var ilk türbinler vesaire ama daha yoğun biçimde Avrupa ve ABD'de ne zamandır kullanılıyor rüzgar ve biz de bu aşama son 10 yılda gelinen aşama bundan sonra nereye evrilecek? Evet. Şimdi bizde rüzgarda rüzgar santrallerinin kurulum zamanına bakarsak 1998'lerin sonu denk geliyor. İlk rüzgar türbinleri. O da şeydedir. Ee, İzmir Çeşme alçatıda hı hı. kurulmuş. Küçük Rüzgarlı bir karşı... yer olduğu evet. için. Evet. Ee, potansiyel olarak Ege bölgesi bizde en büyük e, rüzgar türbinlerinin kurulu olduğu bölge. Yani en büyük rüzgar kapasitesini şu an biz Ege bölgesinden ve özellikle İzmir'den sağlıyoruz. O da yine coğrafyası gereği galiba. Tabii ki. Yani, tabii evet. ki. Şu an biz karadaki rüzgar tribün, yani rüzgarı kullanıyoruz. Ama hani e, Belki yakın zamanda hani yeni teşviklerle denizlerin üzerinde deniz offshore dediğimiz rüzgar sistemleri de kurulabilir. Ege bölgesinden sonra Marmara oldukça önemli. Şimdi bu rüzgar santrallerinin gelişimi çok hızlı bir şekilde oldu ve ilk teşviklerden sonra yani devlet tarafından verilen teşviklerden sonra yenilenebilir enerji rüzgarda bir kesintiye gidildi. Yani en yüksek miktarda teşviği 2000'li yıllarda rüzgar alırken bir anda ciddi bir rüzgar kapasitesi oluştu. Böyle olunca 2010'daki şu an halihazırda içinde olduğumuz süreçte rüzgara yönelik bir frenleme mekanizması devlet tarafından yapıldı. Çünkü çok hızlı gelişiyorsunuz. Hani öngörmek biraz daha zor. Hani Nasıl olacak diye. Çünkü, Çünkü Almanya'nın yaşadıkları ile ilgili olarak da bir yandan korku var. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Nasıl bir korku? o korku şey yani Türkiye'nin bir gün e, bu bu yatırımları yaparken birdenbire de ihtiyacının üzerinde Kesinlikle enerji üretmeyle şeydir. karşı karşıya kalması gibi şeyler olabilir. Çünkü bizim bir altyapıya ihtiyacımız var. Dağıtım hatları. Biz ne kadar enerji üretirsek üretelim onu trafalı, dağıtabilmemiz lazım. Trafo'larda ilk önce onu depolamamız var. Yani trafo sistemlerini güçlendirmeden ki bütün e, lisans anlaşmaları, elektrik lisans anlaşmaları ilk önce trafoyla başlar. Evet. Yani hangi trafo'ya bağlayacaksınız, ne kadar enerji üreteceksiniz ve eğer söylediğiniz enerji miktarından sayısı olarak farklı daha yüksek bir değer eee o trafoya gönderirseniz çok diye ceza yersiniz. Yenilenebilir enerjiden elektrik üretmiş olmanıza rağmen lisanssız kullanıcı bile olsanız siz bu cezayı yersiniz. Ondan sonra insanlar şey yapıyorlar. Hani ben güneşten mesela enerji üretiyorum ama bana ceza geldi. Niçin? Çünkü o trafoya gönderdiniz. O trafonun belli bir gücü var. Trafonun patlaması demek interkone biliyorsunuz Avrupa Interconnecte evet. sisteme bağlıyız. Yani bizde geçmişte olmuştur hatta birkaç sene önce. E yani 3 sene hatta 4 sene evet, önce hatta orada bir sabotaj, man. sabotaj ihtimali de şöyle otomatik söylendi ama. Otomatikman yani aslında bütün santraller birbirinin yedekliği şeklinde çalışıyor. Ama eğer o yüzden genel bir elektrik kesintisi olmuştu. Evet, genel bir, ve anne dediler Avrupa'dan bize attılar falan öyle bir şeyler çıkmıştı. Halbuki koruma adına biz Avrupa'ya bir entegre olduğumuz için koruma adına orada bir koruma mekanizması devreye girdi. Şimdi o yüzden bir enerjiden de üretsek biz enerjimizi. İlk önce bizim bir altyapıya ihtiyacımız var. O altyapı olmadan olmaz. Aynı şey elektrikli araçlar için de geçerli olacak. Herkes aynı anda elektrikli araç kullanacağını düşünün. Ne olacak? Bizim mevcut bir şebeke sistemimiz var. Değil mi? Evet. Yani fazla enerjiyi ne yükleyebiliriz sisteme? İnsanlar bir anda herkes elektrikli araç, araç için enerji alacak olsa, değil mi? ne olacak? Ortamda değil. Bir... Şuna benziyor belki izleyicilerimizin. Yine izleyicilerimizin daha iyi anlaması <laughs> açısından hani bazen yağmur sularının iyi değerlendirilemediği yani Türkiye yani bazen barajlardaki doluluk oranını etkiliyor ya. Bunların işte barajlar akmasını sağlamak gibi sistemler vesaire söylenmişti. Hep. Bu noktada akıp giden bir suyun tatlı suyun yani yağmur suyunun çok bize bir faydası yok gibi Burada da enerjiyi depolayamazsanız ne kadar üretirseniz üretin enerji kullandığınız alanda evet. İlk önce işlevsel hale ayıracağız. getiremiyorsunuz. Bizim evet. trafo sistemlerini lazım. Tabii ki bu ciddi bir e, mali yük getirecek olan bir şey. O yüzden e, peyderpey e gitmek zorundayız. O, e, buna bağlı olarak da devletin bu destek mekanizmalarında belli dönemlerde hani frenleme. E, siz çok yükseldiniz bu konuda hani biraz sizi durdurup başka bir alana kaydırıp o alanın gelişmesini sağlamak Bu bir denge mi gibi. sağlıyor? Denge sağlamak zorunda şu an. Evet. Çünkü herkes aynı anda enerji üretirse bunu karşılayacak bir transmission line dediğimiz böyle aktarım, aktarım sistemi Alt yapı aktarım, aktarım sistemi evet. paralelinde kurmamız gerekiyor. O çok kolay bir durum değil. Ama rüzgarda zaten oldukça e, Geotermal'de başarılı Jeotermalde böyle bir şey var mı? Hep A bütün, enerji, bütün enerji enerji. Hepsi santralde. için geçerli bu. Sadece şöyle bir durum var. E, şimdi rüzgarda e, ve güneşte hidroelektrik santrallerde de aynı şekilde biz meteorolojiye bağlıyız. Yani e, o dönem çok yağışlı geçerse barajlar dolar. Biz daha fazla hidroelektrik santralden enerji elde ederiz. Evet. İşte güneşli bir ortamdır, güneşli bir yerdesinizdir. Güneşten enerji elde edersiniz ama akşam elde edemezsiniz değil mi güneş gittikten sonra? Aynı şekilde rüzgar. Rüzgarın ne zaman esip ne zaman esmeyeceğini çok fazla karar veremezsiniz. Tabii ki ona göre santralleri yerleştiriyorsunuz ama bunlar tamamen iklime bağlı olan şeyler. Dolayısıyla yenilenebilir tamam. enerji de dikensiz gül bahçesi değil her değil. Ne kadar... Bir de ona dikkat etmek gerekiyor. Çünkü bizim bu e, emisyonlar, karbondioksit ne vesaire dediğimiz şey iklim değişikliğine neden oluyor ve bu iklim değişikliğinin 30 yıllık e, lisans süreleri boyunca e, nasıl değişeceğini ve bizim santralimizin e, ne kadar enerji üreteceğini Önceden öngörmemiz için şu an çeşitli simülasyonlar yapıyor, iklim simülasyonları. Ancak jeotermalde durum böyle değil. Jeotermalde biz on binlerce yıl önce oluşmuş aşağıdaki bir jeotermal sıcak sistemi kullandığımız için direkt olarak yağışsızlıktan veya iklim koşullarından etkilenmiyor. 24 saat çalışan bir sistem düşünün. 24 saat. Mini nükleer santral olarak değerlendiriyorum ben. Hocam şöyle bir algı oluşuyor. Yani Hı. biraz tırnak içinde şeytan avukatlığını yapma adına izleyicilerimizin anlaması evet. açısından. Şimdi bir hani bacadan çıkan bir duman görüldüğü zaman hemen direkt çevre tedirginliği yaratıyor ya. Evet. Jeotermalde de çok fazla duman mı var yoksa evet. buhar mı o çok anlaşılıyor evet. mu? Çünkü nerede böyle bir üretim görsek bu yönde evet. sorular da geliyor. Evet, çok güzel bunun, soru. bunun bir farkı var mı? Yani burada bir çevre evet. kirliliği ve evet. özellikle o bahsettiğiniz çürük yumurta kokusu hesaba evet, katılıyor Çürük sarı. yumurta. Şu an eee umuyorum. Gerçi Kaplıcalarda da o koku var. duyulur da evet. Evet, onun neden olduğunu söyleyeyim şimdi. Umuyorum Aydın'da ve Manisa'da olan yaşayan e, izleyiciler bizi şu an izliyorlardır. Çok isterim. Çünkü ben bizzat sahada kuyulardan e, gaz örneği alan, gazla suyu, suyla buharı e, birbirinden ayıran ekibimle e, Sahada çalışan yıllardır. bir akademisyensiz evet, bu manada. Evet, e, uzun yıllardır ve ilk çalışanlardınız yani hani ekibimle birlikte. Şimdi şöyle, bizim... E, Bacalardan dediğimiz soğutma kuleleridir onlar. Sistemin soğutulması için kullandığımız ee, soğutma kulelerinden çıkan gördüğünüz buhar veya işte duman diye düşündüğünüz şeyin büyük bir kısmı, ne kadar büyük bir kısmı %90'ı bizim türbünlerde, buhar türbünlerinde kullanamadığımız evet. ıslak buhar diye nitelendirdiğimiz buhar şu, türbünde. Şu anda aynen bunun hepsi görülen, evet. türbünde kullanılıyor. Suyun kendisi yani ya, büyük su buharı büyük bir kısmı %90'ı. Evet. Geri Kaça kalan değil? yüzde %10'u gaz. Gaz dediğimiz şey karbondioksit gazı. Şimdi bu karbondioksit %10'luk onluk e ka e gazın içerisinde e gazın kompozisyonunun yüzde %98'i karbondioksit. Yani sizin gördüğünüz bu e buhar evet. ağırlıklı yüzde %90'ı buhar olan e Bu son gelen haritada az önceki haritaya dönersek arkadaşlar evet. o Türkiye'deki jeotermal bölgelerinin ağırlığını evet, gösteriyor. Evet, şimdi buradan önce. mesela siz eee evet. Aydın'da çok fazla santral var jeotermal santral. İnsanların hassasiyet göstermeleri çok doğal bence. Biraz yavaş geçelim arkadaşlar. Evet, bu evet. kalabilir. Bu soğutma kulesi gördüğümüz, soğutma kulelerinden gördüğümüz çıkan o beyaz şey eee %90'ı buhar, evet, su buharı. Su buharı bildiğimiz su buharı. İçerisindeki %10'luk kısımda ise farklı gazlar var. Bu gazlar nasıl gazlar? Bu gazların 98'i karbondioksit. Geriye kalan yüzdenin de %2 iki. Şu an ile ekranda olan ne hocam? Katı karbondioksit. Evet. Bu karbondioksiti e, kuru buz haline dönüştürdüğümüz, hı hı. bu Madon'un veya çeşitli hı hı. dondurma şirketlerinin saklamak için kullandığı ve bizim içecek sektöründe kullandığımız Coca colaların veya çeşitli kolay içeceklerin içerisinde kullanılan gaz, bildiğimiz evet. karbondioksit gazı. Yüzde evet. 98 saflıkta olduğu için peki devam, devam edelim. Evet. Kullanıyoruz. Evet. E, bu gazın bahsettiğim gazın onlu kız kısmının %98'i karbondioksit. Geriye kalan e, kısmın insanları tedirgin eden kısım bu. Bu kısım içerisindeki Şurada yüz... siz örnek alıyorsunuz evet, galiba. Evet, alıyorum. alalım. %2 ile binde iki arasındaki hidrojen sülfür. Yani çürük e, yumurta kokusu dediğimiz. Tamam mı? Yani demek istediğim şey %90'lık kısmı buhar %10'luk kısmın %98'i karbondioksit. Geriye kalan gazın. Evet. Çok Kompozisyona baktığımız anda da %2 ile binde iki arasında olan değişim oran farklı oranlarda evet. hidrojen sülfür, çürük yumurta. Şimdi eğer çürük yumurta kokusunu alıyorsanız aynı kaplıcalarda olduğu gibi kaplıcalara biz ne için gidiyoruz? Tedavi için gidiyoruz evet. çeşitli farklı. Aynı şey, hiçbir fark yok şu an için. Yani bu koşullarda. Çünkü Bırakın zarar olmayı. O anlamda evet. Hayır şöyle, eğer belli bir aşamayı aşar, belli bir seviyeyi aşarsa elbette evet. bütün gazlar zararlı olur. Ama şimdi burada bir O da analiz denetime yapılmış. tabi olmalı. Evet, bir şekilde bir devlet yapılmış. denetimine evet, tabi olmalı. Aydın Valiliği bu konuda bir açıklama yaptı analiz sonuçlarını. E, mevcut değerin 5'te e, 1 oranında bir ölçüm noktalarında hidrojen süfürü e, yani bu çürük yumurta kokusunu veren evet. e, gaza rastlandı. Eğer çürük yumurta kokusunu alıyorsanız, Bundan huzursuz olmanız gerekmez çünkü şöyle bir, laf, şöyle bir laf vardır i̇ngilizce Türkçesini söyleyeceğim şu an eğer kokuyu almaya devam ediyorsan hidrojen çürük yumurta kokusunu başın belada değildir. Evet. Bunu hidrojen sülfür tesislerinde üretilen tesislerde çalışan bir işçi söylüyor. Bunu böyle yorumlamak lazım. Evet, o yüzden bundan çekincelerini anlamak çok normal çünkü beyaz bir şey çıkıyor ve insanlar tedirgin oluyor. Gene varlık çıkıyor. zaten bu işleri evet. olağanüstü bir ciddiyetle yönetiyor. Evet. Çok çok dikkatliler. Evet. Ve devlet ee... denetimi galiba yani bütün bu üretim evet. aşamalarındaki evet. denetim evet. önemli ki hakikaten. Öyle. Kaliteli Geçmiş. üretim evet. olsun ve bu doğrultuda evet. süreç devam etsin. Evet. Ee, Bunun için hocam küçük, toparlarsanız çok küçük ya, bir şey evet. söyleyeceğim. Bu kalan e, bizi rahatsız eden bu %2'lik ile binde iki binde 2'lik arasındaki e, hidrojen sülfür gazını da tutabilmek için biz bir proje verdik yakın zamanda. Projemiz kabul oldu. Onu e, çeşitli evet. aitlerle bakterilerle daha doğrusu ve de e, atık çamurunu tutup konsantrasyonunu düşürmeye yönelik bir test çalışmamız olacak. Hani Bunu söyleyeyim çünkü insanlar bu konuda gerçekten çok hassaslar özellikle Peki. Aydın bölgesinde. Teşekkür ederim Peki. sorduğunuz için. Peki. E, hocam şimdi e, gündemin yine önemli başlıklarından biri bu koronavirüs meselesi var. Siz Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreteri olarak özellikle ihracat noktasında değişik sorunlarla karşılaşabildiğini koronavirüs etkisiyle yayın öncesi konuştuk. Şu aşamada Türkiye'ye uğramayan bir virüs, işte bahsettiğiniz az önce Türkiye Türklerin beslenme alışkanlıkları veya başka faktör işte den ötürü henüz gelmiş değil. Umarız da gelmez. Buradan bakılırsa bu özellikle komşu ülkelere ve bütün çevremizi kuşattı görülüyor. Ermenistan'dan Irak'a, İran'a bütün özellikle İran'da vakalar çok arttı. E, ee, i̇hracatı nasıl etkiledi, ekonomi etkisine hava yolu şirketlerini çok çok ciddi e, yani milyarlarca dolar düzeyinde zarar uğratacağı söyleniyor. Hı hı. Bunun etkisi şunu son 5 dakikamız o yüzden toparlayarak gitmenizi rica edeceğim. Bu olay şu bu beter denilen 15 meşhur deyimle bir hadise mi, bir ekonomik operasyona mı dönüştü? Hani işin e, biyolojik boyutunu, biyolojik silah boyutunu apayrı bir yere koyuyoruz ama bu noktada ABD, o ve ayrı diğer bir güçle, ayrı bir program ayrı konusu, ayrı bir program olur. konusu, bir, bir şekilde kullanılıyor mu yoksa şu anki etkileri itibariyle Türk ekonomisine ve dünya ekonomisine etkisi ne olacak bu olayın? Şimdi 3 tane senaryo var. Bir e, Kuzey yarı kürede havaların e, hızla ısınmaya başlamasıyla birlikte ilk bara giriyoruz. Evet. E, bu virüsün e, yayılma ve kalabilme etkisini sıcaklık nedeniyle, hızla kaybetmesiyle birlikte e, bu salgın hastalık e, sürecinin olağanüstü bir hızla e, sonlanması... Trump'ın dediği e, o muydu? E, Trump'ın da dediği oydu. Işte, Nisan ortası bu işler biter dediği o. Onun böyle evet. egzantrik ve kestirmelik e, şeyleri oluyor. Ama kendi mecrasında... Belli ki bir bilgiye istinaden bir, tabii, olsun. tabii tabii bir doğruluk payı da var. Evet. E, çünkü... E, soğuğa karşı dayanıklı ama sıcağa dayanıklı olmadığı iddia ediliyor bu, bu virüsün. Covid-19'un. Bu nedenle özellikle de 25 dereceden sonra da yaşamadığı falan söyleniyor. Bu vesileyle birinci senaryo evet. dünya ekonomisi ve küresel ticaret üzerindeki etkisi itibariyle bunun kesinlikle Haziran başı gibi etkisi şu andaki bu kadar sıcak etkisini Yitirecek. neredeyse tümüyle kaybedeceği. Bu nedenle de Yaz, baş, yaz başından itibaren bütün uluslararası hava yolu taşımacılığında hareketliliğin yeniden başlayacağı. Fakat bugün itibariyle bakıldığında gerçekten insanlar e, uluslararası medyada bu konunun ele alınış şeklinden dolayı inanılmaz bir korku salgınıyla da sal, salgını sanki korku da bir salgına dönüştü. Evet. İnsanlar ne seyahat etmek istiyorlar, ne uçağa binmek istiyorlar? Türkiye... Hocam sıcak olan Dubai'de 35 derece mesela Hı. orada da hani ölümler oldu ya da virüs yayılıyor. Sıcak Şimdi iklimde. şöyle e, ölen insanların önemli bir kısmı e, değişik nedenlerden dolayı başka aynı zamanda tıbbi sorunları olan kalp yetmezliği, solunum yetmezliği, e, böbrek yetmezliği gibi ya da insan vücuduna girdikten sonra o sıcaklıkta olması değil havada dolaşırken o sıcaklıkta çok... E, etkisi olmuyor ama insan vücuduna girdikten sonra o şahıs nereye giderse gitsin belki önceden kaptıysa virüsü. Yani o çok e, önem arz ediyor. E, hani bağışıklık sistemi güçlü olan e, insanlar açısından yakalansalar bile atlatan çok sayıda insan var. Fakat e, bunun bir anda bütün dünyaya sıçrayan e, bir etkiye sebep olması, e, yaşamını yitiren ne yazık ki yaşamını yitiren insan sayısının bir miktar daha önceki salgınlara göre biraz daha yüksek olması bir anda 95 bini aşan evet. vaka sayısı falan bu biraz bir, bir bir ciddi bir korkuya yol açtı ve bu korku nedeniyle uluslararası turizm ve havacılık endüstrisi Ciddiği bir endüstrisi. maalesef bununla ilgili bir bedel bizim ihracatımızda bir şey var mı etkisi çok şükür Ocak yani. ve Şubat ayı ihracatlarımız açısından bütün bu tartışmaların olduğu bir ortamda dahi iki ay arka arkaya Cumhuriyet tarihinin evet. en yüksek Ocak ve Şubat ayı ihracat rakamlarını gerçekleştirdik. Mart ayı ihracatımızın da bu tablodan etkilenmemesi adına 7-24 e, Ticaret Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığımız, Dışişleri Bakanlığımız, e, Ulaştırma Bakanlığımız, tüm bakanlıklar teyakkuzda olmak üzere bu süreci e, var gücümüzle takip ediyoruz. E, dolayısıyla da... Enseyi karartmaya gerek Enseyi karartmaya gerek yok, karartmaya gerek yok alakalı ama alakalı her ne olursa evet. olsun de dü 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 dünya ekonomisi bununla ilgili bir bedel ödeyecek. Bu koronavirüs salgınını çok çok iyi yöneterek bu salgına maruz kalmayan bir ülke olarak bunu atlatmamız gelecekte Türkiye'nin dünyada mal tedariki adına evet. en güvenilir liman ülkelerden birisi olduğu gerçeğini Peki. tekrar teyit edecektir. O boyutu da asla unutulmamalı. Peki, Profesör Doktor Kerem Alkin, Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreteri çok teşekkür ediyorum hocam programımıza katkılarımızdan ötürü. Ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Füsun Tut haklıdır. Hocam size de çok teşekkür ediyoruz programımıza katkılarınızdan ötürü. Bu akşam Kozmik Masa'da 5 Mart mutabakatının İdlib Ek Protokolü'nün sahadaki olası sonuçlarını konuştuk. Rusya-Türkiye ilişkilerini konuştuk. Enerji bağlamlı olarak, Türkiye-Rusya ilişkilerinin temel parametresi olan enerji bağlamlı olarak Türkiye'nin yerli milli enerji imkanlarını tıpkı yerli savunma sanayinde eriştiği gibi nasıl erişeceğini konuştuk ee, ve koronavirüs meselesine de girdik gündemdeki bir mesele olarak. E, bu akşam Kozmik Masa'yı noktalıyoruz. Programımızın son dakikalarında açanlar için tekrarımız tekrarımızın saat 3.00'te olacağını bu gece e, hatırlatmış olalım, e, izleyicilerimize bildirmiş olalım ve bir sonraki Kozmik Masa'da buluşmak üzere diyelim. Hoşçakalın. kalın, hoşça kalın.